Genel müdürlerim, çok değerli konuklar, sektörün kıymetli temsilcileri ve katılımcılar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ağustos Türkiye'yi sahipliğinde gerçekleştiren SAM ITS Uluslararası 2. Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nin ilk gününün yarısını geride bıraktık. Umarım günün ilk yarısı sizin için, hepimiz için güzel ve verimli geçmiştir. Oturumumuza başlamadan önce çok kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tekrar, aslında kısa bir süre önce söylemiştim ama kare kodları kullanarak kapıların hemen yanında kare kodlar var. Telefon çekilişimize katılabilirsiniz hepiniz ve değerli katılımcılarımız. Bugünkü çekiliş sonucunda, oturum sonunda yapacağımız çekiliş sonucunda öğrenebilecekler, akıllı telefon kazanabilecekler. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Efendim, vakit kaybetmeden programımıza başlayalım hemen. Geleceğin ulaşım politikaları ve AUS alanında az sonra, çünkü çok önemli konular konuşulacak. Ama öncesinde AUS Türkiye'nin sektörün gelişmesi için yenilikçi fikirleri ve genç aksiyonları bu tür organizasyonlarda katılımcılarla buluşturmayı ne kadar önemsediğini tekrar vurgulamak istiyorum. Hatta yeri gelmişken söyleyelim, Yalova Üniversitesi'nden de Ulaştırma Mühendisliği bölümünden, ki Türkiye'de tek bölümmüş öğrendiğime göre, 70 genç arkadaşımız da şu anda salonumuza hoş geldiniz diyoruz size ayrıca. Efendim, işte bu alandaki kısa videoyu şimdi isterseniz hep beraber izleyelim. Alkışlarınızla startup videomuzu hep beraber izledik. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi oturumumuza geçeceğiz. Geleceğin ulaşım politikaları ve AUS başlıklı oturumumuz. Efendim, oturumumuz boyunca bize en önemli desteği sağlayacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gökhan Evren bu oturumumuzun moderasyonunu yürütecek. Sayın Evren'i öncelikle moderasyon koltuğumuza alalım alkışlarınızla. Çok teşekkürler. Ve çok değerli panelistleri de sırasıyla sahneye davet etmek istiyorum. İlk panelistimiz, öğleden önceki açılış programımızda da biliyorsunuz konuşmacı olarak yer almıştı. Çok değerli bir isim. Eltico CEO'su Sayın Jacob Banksgaard. Evet, Sayın Jacob Banksgaard yerini alırken ben ikinci panelistimizi de davet etmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hüseyin Bayraktar. Sanıyorum az sonra gelecek Sayın Bayraktar. Kısa bir süre sonra aramızda olacaklar ve hemen
Oturuma katılacaklar. Üçüncü panelistimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nden Sayın Selami Yazıcı. Sayın Daire Başkanı, evet. Haberleşme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Selami Yazıcı da, evet, panelistimiz olarak, üçüncü panelistimiz olarak yerini alıyor. Ve dördüncü panelistimiz de Habelsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Hamdi Atalay. Sayın Başkan'a ben sözü bırakıyorum şimdi, buyurunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tüm katılımcılara. Bu yıl akıl ulaşım sistemleri zirvesi etkinliğinin ikincisini yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu binamızda yapıyoruz. Geçen yılda yine böyle kalabalık ve yoğun katılımlı bir etkinlik olmuştu. Yine o şekilde cereyan ediyor. Sabahki açılıştan sonra hep birlikte buradaki standları gezme fırsatı bulduk. Sizin de gördüğünüz üzere ülkemizde birçok kurum ve kuruluşumuz, firmamız, özel sektör çözüm sağlayıcılarımız bulunuyor. Coğrafi bilgi sistemlerinden plaka tanıma sistemlerine, ihlal tespit sistemlerine, görüntü işleme çözümlerine kadar biraz önce de bir video izledik. Birçok çözüm sağlayıcımız var. Bu alan gittikçe ülkemizde gelişen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle moderasyonumuzda panelde konuşmacılara söz vermeden önce ülkemizdeki ulaştırma sektörüyle ilgili birkaç istatistiği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı anlamında şu anda ulaşım modları açısından baktığımızda ağırlıklı olarak karayollarının kullandığını ve bu kullanım oranının %80'ler civarında seyrettiğini görüyoruz. Son yıllarda tüm ulaşım modlarında esasen büyük yatırımlar yapılmış durumda, altyapı anlamında. Bu altyapı yatırımlarına yapılan yatırımlar sonucunda istatistiklere de tabii ki bu rakamlar yansımış durumda. Örneğin karayollarında 2003 yılında 6000 kilometreler civarında olan bölünmüş yol uzunluğu 26000 kilometreyi aştı. Ve şu an itibariyle de Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğu altındaki karayolları, devlet yollarının uzunluğu 68000 kilometreye ulaşmış durumda. 2003-2018 yılları arasında taşıt kilometre açısından %154, ton kilometre açısından %76, yolcu kilometre açısından %100'ün üzerinde bir trafik artışıyla karşı karşıyayız. Hava yolları açısından baktığımızda yine aynı yılları esas aldığımızda uçak trafiğinin 4 katına çıktığını 2003-2019 yılları arasında, toplam yolcu sayısının 6 katına çıktığını, iç hatlarda yolcu sayısının 12 katına çıktığını, dış hat yolcu sayısının 4 katına çıktığını görüyoruz. Demir yollarında yine 2003-2019 yılları arasında 11.590 kilometre demir yolunun yenilendiğini, hattın yenilendiğini, hızlı tren hatlarının sıfır noktasından 1213 kilometreye ulaştığını, taşınan yük miktarının %100'e yakın arttığını, yolcu sayısında 3 katına çıktığını görüyoruz. Deniz ulaşımında yine yoğun olarak kullanılan hatlar esas alındığında taşınan araç ve yolcu sayılarının 3 katına çıktığını görüyoruz. Tüm bu sayılar bize esasen hem yatırım gerekliliğini hem de bu yatırımlara rağmen hareketliliğin hem yolcu hem de yük açısından giderek artan bir ihtiyaç olduğunu, bu altyapıların daha verimli, daha etkin kullanılmasına yönelik çözümlerin ne kadar önemli hale geldiğini ortaya koyuyor. Akıllı ulaşım sistemleri dediğimiz teknolojiler, çözümler bu noktada altyapıların hem daha etkin, daha verimli kullanılması, daha güvenli bir şekilde kazaların meydana gelmemesini sağlayacak biçimde kullanılmasını, yolcuların konforunun arttırılmasını sağlayan çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan da tabii ki çevreye olan etkilerin minimize edilmesini sağlayan çözümler. Bu anlamda akıllı ulaşım sistemleri, kullanıcılar, araçlar ve altyapı arasında
özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak çok yönlü bir iletişimi ve veri alışverişini sağlıyor. Bu sayede altyapıdaki izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarına yönelik çözümler ortaya çıkıyor. Panelimizin başlığı geleceğin ulaşım politikaları ve akıllı ulaşım sistemleri. Bu noktada akıllı ulaşım sistemleri de kendi içerisinde belli eğilimler gösteriyor. Son yıllarda özellikle otonom araçlara doğru bir gelişim söz konusu. Bunların örneklerini de sabahki oturumda paylaşıldı, örnekleri paylaşıldı. Öte yandan elektrikli araçlara doğru bir eğilim söz konusu. Bu yönde çalışmalar ve bunun oluşturduğu tabii ekosistem, onun altyapısı, batarya teknolojisi, şarj istasyonları vesaire gibi birçok altyapı gündeme geliyor. Ülkemizde de bu yönde çalışmaların olduğunu, yerli otomobili hep birlikte gururla lansmanını izledik ve o yönde de hummalı çalışmalar devam ediyor, bunu biliyoruz. Öte yandan yine akıllı ulaşım sistemlerinde daha önceleri sadece altyapı ile araç arasındaki bir iletişim ve buradan toplanan verilerin işlenmesi neticesinde faydalı ışıklığa dönüştürülmesine yönelik çözümler söz konusu iken artık vehicle to X, yani araçtan araca, araçtan kullanıcıya, araçtan altyapıya haberleşme teknolojilerinin ve çözümlerinin gündeme geldiğini, bu sayede daha yenilikçi akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Yine sabahki oturumda bir sunumda gördük. Kooperatif Ağuz, CITS dediğimiz bir koridorun oluşturulduğunu Almanya'da, bunun örneğini gördük. Vehicle to X yönündeki haberleşme teknolojilerine doğru da bir eğilim akıllı ulaşım sistemleri içerisinde mevcut. Bu noktada ben panelistlerimize sözü vermek istiyorum. Öncelikle ilk panelistimiz Ertico CEO'su Sayın Jakob Bangsgaard. Kendisi özgeçmiş hakkında kısaca da bilgi sunmak istiyorum. Aalborg Üniversitesi, Danimarka Aalborg Üniversitesi İktisat bölümünden mezun. 26 yıllık ulaşım ve mobilite deneyimine sahip. Ertico'da 2001'den 2006'ya kadar uluslararası ilişkiler ve iletişim direktörü olarak çalışmış ve son olarak da yine Ertico'da CEO olarak hizmet sunmaktadır. Bu noktada geleceğin ulaşım politikaları ve AUS bağlamında bizimle paylaşacağı sunumunu arz etmek için sözü kendisine veriyorum. The floor is yours. Thank you. Thank you very much for this introduction. Good afternoon, everyone. I'm going to take you through what we are working on in Ertico at the moment, how we see the developments in the mobility sector and what we're doing about it. I hope. There we go. So for those of you who do not know who we are, Ertico, we are 120 partners from these 8 different sectors here. So we were created almost 30 years ago to make the mobility sector cleaner, safer, and more efficient by the use of new technologies. So it was created by the European Commission to have a platform for stakeholders to work together and to bring things to market. So deployment was very much at the center of our activity. We started with 16 partners, 5 sectors, and as you see, moving to 120 partners and 8 sectors. When I started 3 years ago in Ertico, I started immediately looking at where is it we want to take ITS towards 2030. So we made our Vision 2030 plan, where we in the team looked at how can we, together with our partners, create the future instead of just react to the changes for the future. So if we want to create a future which is safer, cleaner, more efficient,
Where do we need to be by 2025 if we want to reach the target of 2030 of zero fatalities or zero emissions, etc.? So we were quite blunt with our vision. You have to be ambitious, and we were. Whether we will reach what we originally defined as our 2030 target, we will see. But at least the ambition led to that we launched a lot of activities that could bring us to the milestones on these roadmaps. So we have four areas that you can see: connected automated driving, transport and logistics, clean mobility, and urban mobility. And the names that you see on this map, those are actually projects, activities that we are running to support our roadmap towards 2030. These projects can be activities like 5G Mobix with 60 partners from around the world looking at how to use 5G in testing cross-border connectivity for automation, for instance. So those are the projects. Some projects are 25 million euros, some are 1 million euros. We have a total budget of 250 to 500 million euros in projects each year. So one of the reasons why we looked at where will we be by 2030 was that we were looking at the transformation that was happening in mobility sector with more and more focus on connectivity, automation, electrification, the users, the end users, multimodality, interoperability between systems. And all this is a connected ecosystem with all the players that we today, we call it the Internet of Mobility, for easier to understand for ourselves and for those we work with, both for people and for goods. And here we have a number of challenges because we are moving from standalone services into cooperative, connected, automated services. And that is really, first of all, you have the mixture of the old and the new, and you also have to suddenly to work across modes, across systems and services. Then we also have the constant changes in the connectivity networks, the next generation networks. How do we future-proof our systems and services? Then data privacy, security, sharing has become a more and more urgent task for us because we know there are more and more challenges in this field. And then we are not used to working with the end users. We have been working for many years on developing systems and services without really thinking about the users of these systems. We were just pushing this down into the onto the mobility system, where now this is what this service can do for you, for your rail transport or for your road transport. But the user has not been so central in this process as they are today, because they are much more demanding today than they used to be. We have also a big challenge with the decarbonization of the transport sector, and there the European Commission has launched their European Green Deal. This Green Deal is going to look at what can transport, among other sectors, do, and that is, they are mentioning areas like mobility as a service. They're mentioning, of course, the decarbonization, the electrification of the fleet. And then they are mentioning also something, some restrictions in mobility through different pricing schemes. So this, for Europe, this will be a very important guide to how policies are made in the coming years. The Green Deal is very high on the agenda of the European Commission. Another challenge that we have is that not only cooperation or interaction between systems and services, but also between partners. So we have to work with the public-private sector. We have to work with the research sector. We have to look at all different levels, cities being more and more dominant, regions, national, European, worldwide. So standardization is key in this respect. Our partners, those we work with, they are more and more operating on a global level, and therefore we also need to take into account what is happening outside Europe. We have a lot of disruption in the whole mobility sector, and that has
created in the last year, suddenly you see electric scooters everywhere or dockless bike sharing and so on. So you have the micromobility coming to market, disrupting how we think mobility, but also the mobility services. I lost it. But also the new mobility services like Uber and other ride sharing, car sharing systems, etc. So there are a lot of benefits in this, and there are a lot of challenges in this. Some of the benefits we see is we can really improve the urban mobility by taking people out of their single occupancy vehicle and make them share rides or use different services than just their own car. We can also strengthen the public transport because people who are used to using your own car, you can also, by accessing the whole mobility system through, for instance, a ride sharing or an electric scooter, you suddenly get to the point where the public transport takes over. We also make it more attractive because instead of getting from a point where you didn't want to go from to a point where you didn't want to go to, we actually make you go from A to B, and then you have a full service through one click on an app, for instance. We release urban space by taking away cars, of course. We can create car sharing areas, etc. Some cities have already started this. The traffic management can be improved through increased traffic data, where you can then use this data to do improved management of the traffic. What is the challenge in this is to make this as convenient as using your own vehicle. Today it becomes less and less convenient in European cities to drive in your own vehicle because you will be stuck all the time. There will be more and more restrictions for you. So what we're looking at was how can we make this service for the future as convenient as it is for you today. And it's starting to grow throughout the world. We are working with more than 100 companies on developing the area of mobility as a service on a global level. We are working with ITS America for the US market. We are working with ITS Asia Pacific for the Asia Pacific market. So this is really something that is moving very fast. We started this work 4 years ago, 4 to 5 years ago. And we started with 3 organizations, and now we are 101 organizations behind this. SOMP is also something that the European Commission has been working on to make some action plans for sustainable urban mobility. And there we have been very much helping the Commission to draft the action plan for mobility as a service, where we are looking at what are the phases that a city needs to look at when they want to first analyze, investigate what kind of services will work for my city, and then into the testing, the deployment, the monitoring, the evaluation of the services. So we give a toolbox for cities who want to deploy new mobility services where the different phases, where they have a kind of a strategy for the different phases. One of the big challenges we've had in the last years in respect to all the new services coming is the regulation that are currently applying in cities throughout the world, basically, are often outdated and based on old models, transport models. And this is not only the case with automation, it's also the case when it comes to new mobility services like ride-sharing services or bike-sharing or car-sharing services. At the same time, we have all these new services coming to market with different tokens, different payment systems. And that means it's all another challenge that we have, that what about the users? If you have 30 apps on your phone, it's not as convenient as using your car. So it has to be a one payment system also for your mobility service. Then we have the last picture there, it's about the urban freight distribution that is also going to be a challenge. If we all want to have shoes delivered to our home address or office address,
then certainly there will be a big challenge for the cities to manage all these single freight deliveries in the future. And the good thing is that it is something that the consumers want, so that means that there's a business case for this. So what we are trying to push for is to facilitate the take-up, help the consumer to be able to use these services. And for that you need the infrastructure, of course. You need a political will on a national, regional, local level. You need to look at how to change the old-fashioned regulation so that it embraces the innovation that is coming and not blocking for new services coming. You also can create incentives. You are creating a new transport system that is actually good for the economy, it's good for the cities, and therefore it's also also useful to provide incentives for the generation of these services. The ITS Congress is, I just had to mention that this is one of the platforms that where we meet the whole ITS community, where we share information about this, where we do stock taking on where is the development, what it needs still to be done. It's compared to other congresses, the ITS Congress is very much focused on both public and private sector. So it's not a trade show, it's very much a place where we discuss deployment issues and we discuss the next step for the developments of services. We had yesterday, I heard a very successful training with our Ertico Academy here in Ankara. I was not, I arrived yesterday evening, so I was not able to participate. But this is a way that we can now go out with a team of experts and do training with our partners on different aspects. So here I mentioned mobility as service, digital freight, electromobility, CITS benefits, and traffic management are some of the topics. The startup activity, I mentioned it this morning, startups become more and more important for Ertico, and this is really where we can get a lot of new innovation and where we can merge what we have been doing for years with some new views on the same problems. So finally, what's important is that the speed of change in this sector is going faster and faster. So we might think that we've got it now, but then there will be a new thing coming. So what is important is that we put in place a framework that can handle innovation, that it can embrace innovation for the future, because the future is already there and it's already challenging our way of looking at this. So for this to handle all these and to create the benefit of all this, we need to work together. So thank you very much. Teşekkür ediyoruz Sayın Jakob Banks-Karda. Sırada Havelsan Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Hamdi Atalay var. Sözü kendilerine vermeden önce kısaca özgeçmiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Sayın Ahmet Hamdi Atalay, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olup kariyerine Teletaş ve Netaş firmalarında çalışarak başlamış. Daha sonra kurumumuzda yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda kurul üyeliği görevini icra ettikten sonra Netaş İcra Kurulu Üyeliği, Kron Telekomünikasyon Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği, Havelsan Yönetim Kurulu Üyeliği, Probil Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevlerinden sonra son olarak Havelsan Genel Müdürlüğü görevini icra etmektedir. Havelsan'ın akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili çalışmaları var. Bugün burada standları var. Merakla bekliyoruz sözlerinizi. Sayın Başkanım, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm. Bir sunum da hazırlamış arkadaşlar. Ben hani ona çok %100 sadık kalmamakla birlikte onu da takip etmek istiyorum. Başlamadan önce şunu söyleyebiliriz. Benden önce konuşmacılar da bahsettiler. Özünde akıllı ulaşım sistemleri derken ne kastediyor? Daha doğrusu ne amaçlanıyor?
Biz açıkçası dört tane boyutu olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi mobilitenin, ulaşımın hızlı olması. İkincisi güvenli olması. Üçüncüsü temiz olması ve etkin ve verimli olması. Bütün bu hedefleri gerçekleştirecek teknolojik altyapıların, teknolojilerin de kullanıldığı yeni altyapılardan bahsediyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri derken. Burada da aslında üç tane boyut öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi işin teknoloji boyutu ki biz Havelsan olarak daha çok bu tarafındayız. Bir diğeri işin regülasyon ve düzenleme boyutu. O ilgili kurumları var zaten, onların yaptığı işler. Ve tabii ki işin hizmet ve uygulama boyutu. Hani bu üç boyutu birlikte düşünmek lazım bu işin politikalarını belirlerken. Burada ilk defa duyduğum bir şey var benden önceki konuşmacının söylediği, bizim bilişimcilerin çok kullandığı işte yazılım servisi olarak software as a service, infrastructure as a service, şimdi mobility as a service diye bir şey duydum. Ben bunu ilk defa duyuyorum açıkçası. Bundan sonra da kullanırız herhalde bunu. İşte buraya gidiyor mobilitenin servis olarak sunulması. Burada teknolojiler, tabii işin teknoloji boyutu hem çok yeni bir boyut hem de çok geniş kapsamlı önemli bir boyut. Biz de Türkiye'nin teknoloji şirketi, en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak bu alana odaklanmış vaziyetteyiz. Birazdan detaylarını anlatacağım. Temelde nesnelerin interneti diyebildiğimiz, aslında hani bu konuşacağımız teknolojiler sadece akıllı ulaşım sistemleri için değil ama günümüzde yaptığımız hemen hemen her aktivitenin altlığını oluşturan teknolojilerden bahsediyoruz. Yani eğitimden, işte sağlığa, ticaretten, eğlenceye, aklımıza gelen bütün cari günlük aktivitelerimizin altlığını oluşturan temel teknolojiler, buradaki akıllı sistemler için de temel teknolojiler haline geliyor. Bunların içinde neler var? Birazdan bazı örneklerinden bahsedeceğim. İşte nesnelerin interneti ya da IoT dediğimiz teknolojiler, büyük veri, Big Data dediğimiz teknolojiler, makine öğrenmesi temelli teknolojiler, yani bunun daha ileri aşaması yapay zeka teknolojileri, sinyal işleme teknolojileri, görüntü işleme teknolojileri ve tabii bütün bu teknolojilerin de güvenliğini sağlayan güvenlik teknolojileri, başta siber güvenlik olmak üzere. Ama aynı zamanda işte akıllı ulaşım dediğinizin en temel şeylerinden bir tanesi, bu konum belirleme sistemleri malum. O konum belirleme sistemlerinin dışarıdan bozulmasını önleyen anti-jumping sistemleri dediğimiz o tip teknolojiler de artık işin içine giriyor güvenlik açısından. Ki biz bunların hepsinde Havelsan olarak varız. Birazdan onları neler olduğunu bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bu temel kavramları hızlı geçmek istiyorum. Çünkü bunlar çok anlatıldı. Bundan sonra da anlatılacak. Bizim kabaca, tabii bu akıllı ulaşım veya akıllı transportation dediğimiz şeyi biz akıllı şehirler konseptinin de biz bir alt konsepti gibi de düşünüyoruz açıkçası. Çünkü şehirler ve ulaşım iç içe geçmiş konular. Burada da biz bir teknolojik platformdan ve o platformların üzerinde koşan çok sayıda uygulamadan bahsediyoruz. Ve hayatımızın işte sağlıktan, demin söylediğim gibi enerjiye kadar, ne bileyim günlük eğlenceden spora kadar her türlü aktivitesinin de gerçekleştirildiği bütün ortamlardan bahsediyoruz. Bu buralardaki teknolojilerden çok karmaşık bir teknoloji haritası var. Onu hızlı geçiyorum. Okunabilir, gözükmüyor uzaktan. Bütün bu teknolojilerin şu anda biz ulaşım tarafını etkileyen kısmına değinecek olursak, tabii demin de söylediğim gibi burada hedeflenen güvenli, hızlı, temiz ve etkin, efektif ulaşım hizmetlerinin temin edilmesi. Bahsettiğimiz şeyler bütün bununla ilgili. Burada otonom sistemlerle ilgili de çok bahsedildi şimdi arkadaşlarım bizim. Yani bu belki de ilk defa biz Havelsan olarak bunu böyle herkesin önünde anlatıyor oluyoruz. Otonom sistemler üzerine biz de çalışıyoruz. Bir sürücüsüz araba yapmak gibi niyetimiz yok ama sürücüsüz araba ya da insansız araçların temel teknolojilerini geliştirmek üzere çalışıyoruz. Şu anda bir tane aracımız var, onun videosunu görüyorsunuz. Aslında bu piyasada satılan bir ticari araç. Biz onu otonom hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda
Bu testleri gösteriyor, bazı videolar var onunla ilgili. Mevcut bildiğimiz Ankara'nın içindeki çeşitli yollarda denemelerini yapıyoruz. Şeridi takip edebiliyor. Şoför kontrolünde ama şoförün kullanmadığı bir şekilde Ankara içlerinde dolaştırmaya başladık aracımızı. Bu konsept bizde otonom sistemler konsepti. Tabii biz aynı zamanda bir savunma teknolojileri şirketiyiz malum. Kara, hava ve deniz araçlarının otomasyonunun tamamına yönelik bir genel otonom sistem platformu oluşturuyoruz. Önemli mesafelerde kaydettik. İşte otomobil veya sürücüsüz araç bunlardan bir tanesi ve şu anda onun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hatta belki arkadaşlarım, bilmiyorum, o aracı bugün ya da yarın buraya getirebilirler. Aslında aracın bir özelliği yok ama o araca yüklediğiniz işte uygulamaların ve o aracı yönetebiliyor olmanızı esas bizim hedeflediğimiz, odaklandığımız yer. Halisan olarak burada oldukça önemli yollar aldık. Şimdi buradan bahsederken tabii bir hep kara ulaşımı gibi anlatılıyor iş. İşin deniz boyutu var ki üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz biz. Deniz ulaşımının güvenliği de çok kritik. Mesela gene bilinmeyen bir şey olduğu için bununla ilgili bir saydamımız var burada. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın güvenliğiyle ilgili bir proje üzerinde, proje değil artık bu, artık kabul aşamasına geldi. Bir iki ay içinde kabulleri yapılacak. Bütün İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın deniz trafiğinin güvenli, hızlı, demin anlattığım kriterlere uygun sürdürülmesini sağlayacak ve tamamen yerli ve milli çözümlerin kullanıldığı bir hayata geçmek üzere olan bir projemiz var. Burada bu projede bütün demin saydığımız teknolojilerin hepsi belli ölçüde kullanılıyor. Yine tabii bu akıllı ulaşım ve akıllı şehirler dediğimizde demin bahsedildi. Ben çok üzerine gitmeyeceğim. İşte park yönetiminden akıllı yollara kadar bir sürü alt parametreleri var. Bunların hemen hemen hepsine yönelik çeşitli çözümlerimiz var bizim ve üzerine çalıştığımız projelerimiz var. Bunları hızlı geçiyorum. Bu bütün buralarda kullanılan teknolojiler demin saydığım işte 8-10 tane teknolojiden, temel teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknolojilerin hepsi şu anda Türkiye'de yerli, milli olarak tarafımızdan geliştiriliyor. Bu vesileyle hani bu kadar insanı bulmuşken kısaca Havelsan'dan da belki bilmeyenler için bahsetmek isterim. Biz Havelsan olarak yaklaşık 2000 civarında şu anda kendi kadrolu personelimiz var. 10 civarında iştirakimiz var. Tamamı bize ait ya da bir kısmı bize ait şirketler olmak üzere. Ve ekosistemimizde 500 civarında da firmamız var. Böyle baktığımızda yaklaşık 5-6 bin kişilik bir iş gücünden bahsediyoruz ki bu iş gücü tamamına yakını elektronik ve bilgisayar mühendislerinden oluşmuş. Ben bir iddiam vardır, bunu bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Türk mühendisleri dünyanın en iyi mühendisleri. Havelsan da Türkiye'nin en iyi mühendislerini istihdam ediyor. Dolayısıyla bu 5-6 bin kişilik iş gücü ki bu bizim coğrafyada bu büyüklükte bu alanda çalışan başka hiçbir firma yoktur. Yani biz bir lokal bir firmayız, yerel bir firmayız. Gerçi Amerika'da da iştirakimiz var. %100'ü bize ait Silikon Vadisi'nde bir şirketimiz var. 7-8 ülkede ofislerimiz ve kuruluşlarımız var. Ama bir Türkiye şirketiyiz ama aynı zamanda bölgesel bir gücüz. Bu bölgede, bu çapta bizim büyüklüğümüzde ve bu işlerle uğraşan bir başka şirket yok. Bu vesileyle onu da söylemek isterim. Şimdi buradaki çözüm yaklaşımımız, tabii demin söylediğim üzere biz bir işin teknoloji boyutuna odaklanmış vaziyetteyiz. Teknoloji boyutunda, demin benden önceki konuşmacı beyefendi de söyledi, aslında teknoloji boyutunda iki alt segment var. Bunlardan bir tanesi fiziksel teknolojiler, bir tanesi de dijital teknolojiler. Dijital teknolojiler yazılımı ve donanımı içinde olmak üzere. Tabii ki fiziksel teknolojiler de mutlaka işin önemli boyutunu oluşturuyor. Platformlar, yani araçlar, fiziksel teknolojiler ağırlıklı hala. Ama dijital boyutu giderek artıyor. Şimdi bundan önceki belki 20 sene önceki otomobillerde bir elektronik yazken bugün mevcut piyasadaki herhangi bir otomobilde bile yaklaşık %30'lar mertebesine çıkmış vaziyette elektronik ve bir yazılımın parasal boyutu. Ve tahminlere göre giderek bu boyut artacak. Bu yapay zekalı ya da sürücüsüz ve
elektrikli araçlarda neredeyse mekanik ve dijital boyut ya da fiziksel ve dijital boyutun parasal değeri dijital boyut lehine 70'e 30 gibi bir orana gidecek ki bugün tam tersi 30'a 70 iken bu trendle giderse 70'e 30 olacak gibi bir trend var, hızla ilerliyor. Dolayısıyla demin saydığım teknolojilerin ulaşım araçları içinde, tabii sadece araçlarında değil aynı zamanda yollarında giderek artan bir önemi var. Biz kabaca şöyle bir yapıda bakıyoruz bu işe. Bu yapının bütün boyutlarında belli ölçüde varız. Ama bu maviyle gözüken dijital boyutlarında daha ağırlıklı olarak varız. Örneğin haberleşme ile ilgili boyutunda, tabii BTK çatısı altında bunu söylerken aynı zamanda gurur duyuyoruz. BTK'nın inisiyatifiyle başlatılmış bir Türkiye'nin milli 5G, 5. nesil mobil haberleşme teknolojileri çalışması var ki o çalışmanın biz hem koordinasyonundan sorumluyuz hem de en önemli kısımlarını biz gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla link ve haberleşme tarafının yeni nesil teknolojilerinin içinde de yer alıyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Neler yapıyoruz peki? Büyük bir elektronik dönüşüm platformu oluşturduk. Bunun içinde demin saydığım teknolojilerin her biri belli ölçüde var. Bunların kimisi ürün olarak, kimisi de hizmet olarak şu anda çok farklı projelerde sunuluyor. Akıllı ulaşım teknoloji Türkiye'nin bütün 81 vilayetinde kurulmakta olan bir akıllı şehir güvenlik şeyi var. Merkezi güvenlik, eski ismini söylemek istemiyorum, mahsurlu bir isim de yeni ismi de aklıma gelmedi. Merkezi kent güvenliği projesi var. Tamam, şimdi aklıma geldi başkanım. Merkezi kent güvenliği projesini 81 ilde sürdürüyoruz. Yaklaşık 100-150 bin tane kamerayla bütün şehirler, ana yollar izlenebilir hale geliyor. O altyapı bitmek üzere. Birkaç şehir kaldı. Onlar tamamlanınca bütün Türkiye sattığında tamamlanacak. Bu altyapının üzerinde sunulan pek çok yeni hizmet var ki sağ olsun derneğimiz bizi ödüllendirdi. Bu konulardan biriydi bu. Örneğin sürücüler olarak bizim bazılarımız için hoş olmayabilir belki ama teknolojik olarak bundan sonra emniyet kemeri takmadığınızda, örneğin arabanızın içinde sigara içiyor olduğunuzda, cep telefonunuzla konuşuyor olduğunuzda bizim geliştirdiğimiz bu yeni altyapının üzerinde koşan yazılımlar sizi tespit edecek. Gerisini biz bilmiyoruz. Gerisi bizim işimiz değil. Ama bunları tespit edecek teknolojiler bu sistemlerin üzerine konuyor. Araç tanıma, plaka tanıma zaten malum herkesin çok yaygın kullandığı bir şey. Ama onun ötesinde araç tanıma, plakalar değişebiliyor gibi pek çok kişi tanıma, yüz tanıma vesaire gibi pek çok özellikler bunların üzerine ekleniyor. Bunlar demin saydığım teknolojilerin birlikte kullanıldığı bir şey. Bir başka gene tabii güvenlik boyutu deyince hep biz fiziki güvenliği ağırlıkla anlıyoruz. Son zamanlarda siber güvenlik boyutu daha anlaşılır hale, öne çıkar hale geldi. Ama bir boyut var ki biz bunu özellikle altını çizmek için buraya koyduk. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif tehditler boyutu. Özellikle metrolar ve tüneller için KBRN dediğimiz güvenlik sistemleri üzerine de çalışıyoruz. Türkiye'deki metroların ve uzun tüneller için özellikle KBRN açısından güvenliğinin sağlanması da bence düşünülmesi gereken bir şeydir. Biz sadece bunun altını çizmek için böyle bir çalışmamız var, böyle bir çözümümüz var. Onu da burada belirtme ihtiyacı duydum. Dediğim gibi 100 binden daha fazla kameradan alınan gerçek zamanlı videoların analiz edildiği bu alanda dünyada az örnekleri olan bir video izleme ve analiz sistemimiz var. Dediğim gibi 100 bin civarında videonun görüntülerini her türlü analizini yapabileceğimiz tamamen yerli milli imkanlarla geliştirilmiş bir sistem. Bütün bu akıllı ulaşım sistemlerinin altlığını oluşturan teknolojiler bunlar. Yine demir yolları tarafında yürüttüğümüz çalışmalar var. Bu lokomotiflerin enerji optimizasyonu, çünkü demin ne demiştik, hız var, o iyileştirmeye çalıştığımız, hedeflediğimiz hedeflerden bir tanesi hızdı, bir tanesi güvenlikti, bir diğeri de temizlikti. Temizlikten enerji tüketiminde kastediyoruz, enerji kaynaklarının efektif kullanılması. Örneğin demir yollarıyla yapılan bir çalışma var, buradaki verimliliği artırmaya yönelik.
Yine demir yollarıyla vagon takip sistemi ki yürüttüğümüz böyle bir çalışma var. İşte bu IoT platformu üzerinden vagonların araçlar için olan bir şeyin benzerinin demir yollarında uygulamasına yönelik bir çalışmamız var. Tabii kurumsal kaynak yönetimi ERP dediğimiz bu tip organizasyonların bütün kaynaklarının yönetildiği, optimize edildiği platformlar geliştiriyoruz. Şu anda demir yolları bizim tarafımızdan geliştirmiş. Başka kurumlar da bu tip çözümlerimizi kullanıyor. Bir takım başka ürünlerden bahsetmek gerekirse işte IoT platformu genel bir platform bu. Pek çok farklı uygulanabilir. Kullanılıyor zaten. Örneğin işte boru hatları güvenliğinde kullanıyoruz bir platformu. Başka uygulamalarda da kullanıyoruz. Ama ulaşım, akıllı ulaşımın da olmazsa olmaz şeylerinden biri. Çünkü akıllı ulaşım dediğimiz şeyin en önemli unsurlarının başında, onu akıllı hale getirecek şeylerin başında sensörler geliyor. Şu anda haberleşme şebekelerine dünya üzerinde bağlı yaklaşık 10 milyar, 10-12 milyar nesneden bahsediliyor. Bunun yaklaşık işte 4-5 milyarının cep telefonlarımız ya da telefonlar olduğu düşünülürse ki Sayın Bakanımız sabah açıkladı, Türkiye'de 5 milyon nesne olduğunu söylüyor. 80 milyon kullanıcı var, 5 milyon da nesne var. İşte bu nesnelerin ki bu nesnelerin sensör boyutuna indiğinizde bunun trilyonlar sayısına ulaşacağı, hani milyarları bırakın, trilyonlar sayısına ulaşması bekleniyor önümüzdeki birkaç yıl içinde. İşte bu trilyonlarca nesnenin, sensörün yönetilebilmesi, oradaki verilerin toplanması, kıymetlendirmesi çok hayati öneme sahip. Buna ilişkin bir platformumuz var bizim. Çok değişik alanlarda dediğim gibi kullanılıyor. Ama akıllı ulaşım sistemlerinde en temel altlığını oluşturuyor. Hızlı geçiyorum buraları. Demin bahsetmiştim işte. Bu video toplanan yüz binin üzerindeki Türkiye'nin her yerindeki kameralardan toplanan elde edilen video görüntüleri üzerinden işte araç içindeki ihlalleri, araç ihlali dediğimiz şeyleri otomatik tespit eden sistemlerimiz var. Yakında devreye giriyor olacaklar. Tabii bütün bu sistemlerin ömür devri boyunca yönetilebilmesi hayati önem taşıyor. Bu sistemleri kurmak bir şey. Bunları tabii ömür boyunca da verimli şekilde işletebilmek önemli. Buna ilişkin ömür devri destek sistemleri geliştiriyoruz. Havacılık alanında kullanılıyor. Giderek işte demir yollarında şimdi düşünülüyor. Diğer ulaşım alanlarında da kullanılması gereken altlık ürünlerimizden bu. Tabii kameralar, sensörlerin en başında giderek kameralar yer alıyor. Tabii başka sensörler de var ama en kritik komponentlerden birisi kameralar. Kameraların akıllı hale getirilmesi, bazı işlemlerin direkt kamerada, uçta yapılması ve merkezde tabii çok büyük veri üretiliyor. Şu anda işte zettabaytlar mertebesinde bir siber evrenin içindeyiz. Ve her iki yılda bir bu veriler ikiye katlanıyor. Yani insanlık tarihi boyunca oluşturulmuş veri büyüklüğü iki yılda bir katlanıyor. Ve bu verilerin analiz edilmesi, bir kere bunların iletilmesi, saklanması, analiz edilmesi inanılmaz boyutta işler. Bunların minimum derecede belli merkezlere toplanması için uçta analiz edilmesi hayati öneme sahip. İşte akıllı kameralarda bunun için kullanılıyor. Ben böyle çok hızlıca bilmiyorum özetleyebildim mi ama inşallah şey çizebilmişimdir. Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Hüseyin Bayraktar var. Özgeçmiş hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Jeodezi Mühendisliği. Yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine yaptı. Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında Houston Üniversitesi'nde ileri uzaktan algılama uygulamaları konularında post doktora çalışması yaptı. 2012 yılında daire başkanı olarak göreve başladığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde halen genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.
akıl ulaşım sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehirlerle ilgili çalışmalar hakkında bilgi sunacağını düşünüyorum. Sayın Hüseyin Bayraktar, söz sizin, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm. Öncelikle bana programın 15'te başlayacağı söylendiği için ben biraz geç kaldım. Evet, İstemeden doğru. Böyle bir şey olduğu için istemedim de olsa özür dilerim yine geç kaldığım için. Yabancı misafirimizi kısmen dinleme fırsatım oldu ama genel müdürümüzü de dinledik. Ama ilk konuşmacımız herhalde biz dinleme fırsatı bulamadım. Ondan da üzülüyorum. Tabii akıllı şehirler çok eski bir kavram değil. Gündeme gelmesi çok eski bir konu değil. Yani gündeme gelmesinin, önemli hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de kent nüfusunun hızla artmış olması, artıyor olması. TÜİK'in tahminlerine göre 2023 yılında İstanbul nüfusu 15 milyonu geçecek. Yani resmi nüfus 15 milyonu geçecek. Ankara 5,5 milyon, İzmir 4,5 milyon, Bursa 3,4 milyona ulaşacak. 2023 yılında toplam %75 insanımız kentlerde yaşamaya devam ediyor olacak. Birleşmiş Milletler verileri de buna çok benzer bir şekilde. 2050 yılına kadar toplam nüfusun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Birleşmiş Milletler verilerine göre. Bu tabii ki global ölçekte atıkların %70'inin, enerji tüketiminin %60'ının ve sera gazının %70'inin şehirler olmasını beraberinde getiren bir husus. Bunların yönetilmesi açısından da bu ihtiyaçların cevap verilmesinde ve hatta kentsel kalkınmaya yönelik fırsatlar oluşturulmasında akıllı şehirler çok önemli hale geldi. Akıllı şehir sunduğu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürebilme kabiliyetiyle sürdürülebilir kalkınma, rekabet gücü ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında kazanımlar oluşturacak. Hepimizin beklentisi bu şekilde. Yaşam kalitesini artıracak, ekonomik gelişme ve şehirlerin tarih ve medeniyet perspektifimizi koruyarak yansıtacak bir şekilde hazırlanmasına, geleceğe hazırlanmasına hizmet edecek. Bu tabii ulusal ölçekte koordine bir çalışma gerektiriyor bu tür önemli konularda. Tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir eylemler bütünü içerisinde hareket etmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu nedenle bizim bakanlık olarak hazırlamaya talip olduğumuz ve kaynağı yine ulusal kaynaklardan sağlanan ulusal akıllı şehirler stratejisi eylem planı çalışmalarına biz bundan birkaç yıl önce başlamıştık. Buradaki zaten birçok kişinin bu malumları çalışmanın başından neticeye ulaşmasına kadar ki kısımlarda zaten bütün özel sektörün dahil olmak üzere herkesin katkısını yoğun bir şekilde alarak bu çalışmaları yaptık. Ve bu eylem planı, ulusal strateji, ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı bundan birkaç ay önce Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bir genelgeyle tüm kurumlara duyuruldu, resmi gazetede yayınlandı ve artık şu anda yürürlükte. Ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı tabii birlikte hazırladığımız, tüm kurumlarla birlikte hazırladığımız bir eylem planı. Bu amaçla sayısı yüzleri bulan toplantılar, küçüklü büyüklü toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar gerçekleştirdik. Ve bu eylem planı bu şekilde ortaya çıktı. Bu eylem planı bunun soft haline de akıllı şehirler gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Akıllı şehirler gov.tr adresinde yine bu akıllı şehirler konusunda ülkemizde öne çıkmış birçok çalışmayı sunmaya başladık.
bu konuda çalışan akademisyenler, yapılan yayınlar, daha önce çeşitli kurumlarda veya yerel yönetimlerde uygulanan iyi örnekler, bunları akıllışevler.gov.tr adresinden şu anda yayınlıyoruz. Buradan şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bundan yine biliyorsunuz Ocak ayının 15'inde yerel belediyeler birliğiyle, özür dilerim, belediyeler birliğiyle ortak düzenlediğimiz akıllı şehirler ve belediyeler kongresi yapmıştık. Birçoğunuzu ben Sima olarak oradan da hatırlıyorum, oraya da gelmişsiniz. Bu akıllı şehirler ve belediyeler kongremizde Cumhurbaşkanımızın çok önemli, bu konuda çok önem verdiğimiz açıklamalar oldu. Onları ben burada tekrar zikretmek istiyorum. Ülkemizde bundan sonra şehirlerimize yapılan her yatırımın, atılan her adımın akıllı şehir stratejimize uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız. Yani büyük Cumhurbaşkanımızın böyle bir irade ortaya koyması çok önemli. O konuşmasında daha önceki bazı teknolojik yatırımlarla alakalı olumsuz örneklere de Cumhurbaşkanımız değinmişti. Ve akıllı şehirler konusunda artık bir ulusal stratejimizi, çerçeveyi çizen, yolumuzu belli eden bir stratejiyi belirledikten sonra buna bütün paydaşların uygun şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu ve bunu bizzat takip edeceğini bildirdi orada. Bizim Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planı'nda yaptığımız bir akıllı şehir tanımı var. Tabii dünyada akıllı şehir tanımları birçok farklı açılardan akıllı şehir yaklaşımları var. Bunların hepsini birebir inceledik. Birçoğunu yerinde inceledik ekibimizle beraber. Bu tabii bizim hazırladığımız ulusal strateji dünyada ulusal alanda hazırlanmış dördüncü strateji. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü kentlerin kendi hazırladıkları stratejileri var. Kentlerin gelişmesine yönelik akıllı uygulamaların kentlerde kullanılmasına yönelik stratejileri var. Ama ulusal düzeyde geliştirilmiş strateji Amerika, Hollanda, Avustralya vardı. Dördüncü ulusal strateji, ülkemizin ulusal stratejisi oldu. Bu da ülkemiz için çok önemli bir önemli bir olay diye düşünüyorum. Bizim akıllı şehir tanımımızda paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler. Bizim ulusal stratejimizin tanımı, ulusal stratejimizdeki akıllı şehir tanımımız. Tabii Cumhurbaşkanımızın yine geçen bu kongremizde söylediği çok önemli bir şey daha var. Onu da belirtmek istiyorum. Diyor ki gerekirse bu işe hukuki bir altyapı kazandırmak dahil birbiriyle uyumlu teknoloji altyapısı kurulumu konusunda gereken her tedbiri almak zorundayız diyor. Ve artık Türkiye'nin bir teknoloji çöplüğüne de dönüşmemesini söylüyor. Bu çok önemli bir konu. Bu eylem planı kapsamında 4 stratejik amaç, 9 hedef, 26 eylem ve 14 alt eylem belirledik. Bu eylem planı içerisindeki en önemli eylemlerden bir tanesi de akıllı ulaşım bileşeninin olgunluğunun artırılması eylemi. Bu çok önemli bir eylem tabii ki. Bu bugünkü toplantımızındaki ana başlığı tabii ki. Bu eylemin sorumlu kurumları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Söz konusu eylemle ulaşım sistemlerinin daha çevre dostu, sürdürülebilir ve kapsayıcı kılınması hedefleniyor. Bu eylem planı hazırlık çalıştaylarında bu akıllı ulaşım konulu çalıştayın başkanlığını zaten Ulaştırma Bakanlığımızdan yetkililer gelip yapmışlardı. Yani akıllı ulaşım kısmı yine Ulaştırma Bakanlığımızın bilgisiyle ve desteğiyle devam etmiş. Tekrar onlara teşekkür ediyorum buradan. Evet, bu tabii ki şu anda
Bir de akıllı ulaşım stratejisi eylem planı hazırlığının olduğunu da biliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan. Bunun da inşallah ulusal stratejiyle beraber bizim ulaşmaya çalıştığımız hedefleri gerçekleştirme yönelik yine çok önemli bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Yani eş güdüm içerisinde çalışmak tabii ki çok önemli bu çerçevede. Tabii yeni nesil ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerini destekleyen altyapıların kullanılmasının sağlanması amacıyla bakanlığımızın ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliğinin koordinasyon şeklinde, koordine bir şekilde gerçekleştirmesi çok büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da bu yönde bir beyanatı olmuştu. Özellikle artık elektrikli araçların çok yoğun bir şekilde kullanılacağını artık biliyoruz. Yerli milli otomobilimiz de elektrikli bir şekilde geliştiriliyor. Tabii bunların bir altyapıya ihtiyacı var. Özellikle bu şarj istasyonlarının tesis edilmesi, bunlara ulaşılması çok büyük önem arz ediyor. Bunlarla alakalı da bakanlığımızın ciddi yürüttüğü faaliyetler var. Hem şarj istasyonlarının altyapısını oluşturması anlamında hem de navigasyon anlamında biz coğrafi istenilen genel müdürlüğü olarak yine bu şeyi üstlenmiş olacağız inşallah. Tabii ulaşımı çevreden, sağlıktan ve hatta güvenlikten bağımsız bir şekilde ele almak mümkün değil. Bu çerçevede bir belki Türkiye'deki daha önce bazı uygulamalar var ama akıllı şehir dediğimiz diyebileceğimiz bir şehri şu anda bakanlık olarak inşa etmenin planlarını yaptık ve şu anda uygulamaya geçme aşamasındayız. İstanbul'da Esenler ilçesinde Esenler Belediyesi ile beraber yürüttüğümüz, şimdi bir paydaşı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olacağı şekilde bir kentsel dönüşüm alanını yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı bir alanı tamamen akıllı şehir şeklinde inşa etmeyi planlıyoruz. Yani bu şehir akıllı bileşenlerin neredeyse tamamına veya en önemlilerine sahip olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani suyu çok iktisatlı kullanılması veya yağmur suyunun tekrar kullanılması şeklinde olması, trafiğin yine sensörler vasıtasıyla bir yazılım üzerinden belki yönetilmesi gibi birçok konuda bu şehrimiz diğer belediyelerimize, diğer yerel yönetimlerimize örnek olacak bir şehir olacak. Ve bunun içerisi bu sadece akıllı bir şehir olmayacak, akıllı şehir elemanlarının geliştirildiği bir şehirde olacak. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın rolü de burada bu olacak. Akıllı şehir teknolojilerinin geliştirildiği bir bölgede bu şehir içerisinde yer alacak. Şimdi mesela bu Esenler'de sadece Esenler özelinde kullanacağımız bazı işte akıllı kavşak sistemleriyle yıllık yaklaşık 2.245.000 litre yakıt tasarrufu sağlayabileceğimizi hesap ediyoruz. Bu sadece Esenler örneğinde yıllık 14 milyon liraya geçen bir bedeli tekabül ediyor. Yani tabii bu yine Esenler örneğinde verebileceğim çevresel açıdan, yani bu trafiğin azaltılması tabii ki emisyonların da azaltılması anlamına geliyor. Karbondioksit salınımının yıllık 1500 ton üzerinde daha az olabileceğini hesap ediyoruz. Park yeri aramak için harcanan zamanın %40 azalması, sera gazı emisyonunda %30 azalma, park kullanılabilirliğini artırırken trafikten de %8 oranında trafiğin daha rahatlatılabileceğini buradan hesap ediyoruz. Tabii buradaki dünyadaki çeşitli örnekleri inceleyerek burada bir enterpolasyon gerçekleştiriyoruz. Afet acil yönetim durumunda da çok önemli avantajları var. Ve yani şu anda dünya üzerinde yaşadığımız şu çok sıklıkla hepimizi rahatsız eden bu koronavirüs ile mücadele konusunda da akıllı şehrin yine çok önemli bir payının olacağını düşünüyoruz. Akıllı bir şehirde bu tür sinemalardan da insanlık çok daha hızlı bir şekilde geçebilir diye düşünüyoruz. Tabii dünyada akıllı şehir pazarı bu yıl sonunda
1,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor bu yıl sonunda. Bu çok ciddi bir rakam. Bunun sadece 130 milyar doları akıllı ulaşımla alakalı olacağını hesap ediliyor. Bizim burada az önce Havelsan Genel Müdürümüzün de söylediği gibi sadece bu teknolojiyi kullanan değil, üreten tarafta da ciddi bir dünyada söz sahibi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz de Türk mühendislerinin çok donanımlı olduğunu ve dünyaya da çok ciddi katkıların sağlanabileceğinden eminiz. Bu akıllı şehir stratejisi eylem planına sadece tabii burada paydaş yerel yönetimler değil, tüm bakanlıklar, tüm kamu kurumları bunun birer paydaşı. Bunların değerlendirilmesine ilişkin Türkiye'ye özgü bir akıllı şehir olgunluk değerlendirme modeli geliştirmiş durumdayız. Bunun uygulamasını da başladık. Bu olgunluk değerlendirme modeliyle şehirlerin akıllı şehir olgunluğunun ölçülmesi çerçevesinde tüm paydaşlarla yapılacak görüşmeler neticesinde akıllı şehir uygulamalarına dair yetkinliklerin belirlenmesini hedefledik. Bu yetkinlikler yeni nesil araçlar, yeni nesil ulaşım modelleri, acil durum yönetimi, ulaşımda erişilebilirlik, ulaşım altyapısı, ulaşım yönetişimi, lojistik yönetimi ve ulaşım hareketliliği. Çalışmaların tüm şehirde gerçekleştirilmesiyle inşallah bir akıllı şehir endeksini oluşturmuş olacağız. Burada şunu belediye, bazen bu bir yanlış anlaşılma oluyor ve sadece belediyelerin rolü varmış gibi düşünülüyor. Akıllı şehir başta aslında bakanlıkların, tüm kamu kurumlarının vazifesi ve sadece belediyelerle sınırlandırmak da çok yanlış. Bunu da burada söylemek istiyorum. Bu çerçevede bir rehberlik mekanizması da kuruyoruz bakanlığımızda. Başarılı uygulamalar diğer şehirlerimizde yaygınlaştırılması, mükerrerliğin önlenmesi burada. Yani bir şehrin yaşadığı sıkıntıların diğer şehir tarafından tekrar yaşanmaması. Bunlara inşallah katkı sunacağız. Tabii her şehrin, her yerel yönetiminde kendi stratejisinde bu ulusal stratejiye uygun olarak yerel stratejisini hazırlaması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü ulusal stratejide tabii ki her şehrin kendine göre bir hikayesi, farklı bir yaklaşımı, farklı ihtiyaçları var. Bu ulusal stratejiye uygun şekilde her bir şehrinde kendi yerel stratejisini hazırlaması gerekiyor. Bu akıllı şehirler konusundaki standartlar çok önemli. Şimdi bizim özellikle coğrafyalık sistemleri konusunda hazırladığımız ulusal standartlar yine bunları yayınlıyoruz ve bu ulusal standartlara uyulması aslında akıllı şehrin temelinin sağlam atılmasını sağlayacak. Bu ulusal standartlar çok önemli. Ulusal eylem planının hemen öncesinde bir coğrafi bilgi sistemleri kararnamesi de Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlandı. Bu coğrafi bilgi sistemleri kararnamesi çerçevesinde tüm coğrafi verilerin üretilmesiyle paylaşılmasına yönelik çeşitli çok önemli düzenlemeler getirildi. Yani akıllı şehir güçlü bir coğrafi bilgi sistemleri altyapısı üzerine ancak inşa edilebilir. Bu tüm dünyada böyle. Biz de buna çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde bu konuya inanması ve bizi desteklemesi bizi çok çok mutlu ediyor. Bu yine yani geliştirdiğimiz bu akıllı şehir olgunluk modeli ve ondan sonra yine bu yapılanmada standart olarak kullanılabilecek Türkiye özgü bir referans mimari modelle mümkün. Bu konuda ülkenin farklı yerlerinde tesis edilen akıllı şehir altyapılarının ve teknolojilerin ortak bir dil konuşması sağlanmış olacak. Birbiriyle konuşabilir, birbiriyle haberleşebilir sistemlerden bahsediyoruz. Bir şehir ve uygulamada üretilen çıktıların başka bir şehirde veya başka bir uygulamada girdi olarak kullanılması da bu şekilde mümkün olmuş olacak. Özellikle bu bizim Ulusal Akıllı Şehirler 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi Eylem Planı Türkiye'nin
akıllı şehir dönüşümüne yön verecek bir plan. Sosyal, ekonomik, çevreci gelişimine ivme kazandıracak bir proje. Paydaşlar arası eşgüdüm. Paydaşlar burada bütün vatandaşlarımız, tüm yerel yönetimlerimiz, tüm bakanlıklar. Paydaşlar arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin önemi tekrar belirtilmesi gereken bir husus. Bütün paydaşlarla, bütüncül bir bakış açısıyla ve işbirliği çerçevesinde bu işleri planlayacak ve inşallah hep beraber uygulayacağız. Bizim bu dünyaya da bu alanda sağlayabileceğimiz katkılar olduğunu düşünüyoruz ve bunun ülkemize sadece bu teknolojilerin kullanımıyla değil, çok yüksek düzeyde gelir getirici bir kalem de olacağını düşünüyoruz. Ve sözlerimi bizim bir tanımımız var, akıllı şehri tanımlarken bilgi toplumunun yaşam alanı şeklinde tanımlıyoruz akıllı şehri. Akıllı şehrin en önemli bileşeni bireylerin kendisi, her birimiz birer birer akıllı şehrin en önemli bileşeniyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlerde hep beraber yaşama fırsatı yakalarız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin Bayraktar'a. Şimdi sırada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Dairesi Başkanı Selami Yazıcı var. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPAK bünyesinde akıllı ulaşım sistemleri alanında 15 yılı aşkın tecrübesi var. Şu anda da bakanlığımız bünyesinde AUS Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Akıllı ulaşım sistemleri eylem planı ve strateji belgesi ve eylem planı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verecek. Buyurun. Sabah AUS Değer Başkanım da söyledi, yanlış hatırlamıyorsam 80 milyarlık bir bütçeden bahsetti AUS yatırımında. Ülkemizde AUS yatırımı, özellikle ben genel müdürümün söylediği gibi İSPAK'ta ciddi anlamda bu AUS yatırımının üzerine çalıştığımda ciddi yatırımlar oluyor. Gerek belediyeler olsun, işte STK'lar da yapıyor bu yatırımları, bakanlıklar yapıyor. Bizim başkanlığımızda bu yatırımları koordinasyonunu sağlama vizyonu var. Bu vizyon kapsamını iki şekilde değerlendirmek lazım, iki alanda incelemek lazım bence. Birincisi ulusal tarafta, Sayın Genel Müdürüm de söyledi, ciddi bir veri var, AUS verisi var. Bu verilerin uluslararası Ertuko CEO'su da söyledi, MAS teknolojisi dünyada hızla gelişiyor. Bizim bu veriyi uluslararası çapta da değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle Sayın Bakan'ın sabah söyledi, biz ulaşım sektöründe çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin coğrafi bölgesi Avrupa'dan Asya'ya bir köprü. Bununla ilgili de gerek 3. havalimanı olsun, gerek raylı sistemler olsun, gerekse karayollarında çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Sizin AUS'ta aldığınız bu verileri uluslararası platformda da konuşmanız gerekiyor. Bir de söylediğim gibi ulusal olarak da bu verilerin doğru paylaşılması gerekiyor. Biz de bu çalışmamızı bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bunu değerlendirmek için önce AUS'un ne olduğunu anlamanız lazım. Biz bakanlık olarak AUS'u nasıl algılıyoruz? AUS'u 3 katmanda değerlendirebilirsiniz. Birincisi haberleşme teknolojileri. Aslında haberleşme bilişim teknolojileri. Havasan Genel Müdürüm söyledi. Teknoloji tarafında ciddi yatırımlar yapılıyor AUS'ta. Bunun hem veri tarafı, özellikle bu 5G çıktıktan sonra haberleşme teknolojileri de hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. 5G zaten bizim böyle mobilde telefonla konuşmamızı etkilemeyecek. Bizim sağdaki araçlarımızı birer tane sensör yapacak. Tamamen hızlı olduğu için. Burada da Cumhurbaşkanımızın ben akıllı şehir eylem planının lansmanında seni dinlemiştim. Ülkemizin teknoloji çöplüğü olmaması için her türlü çalışmayı yapmamız gerekiyor diye söylemişti. Bizim de bu noktada AUS'un teknoloji tarafını incelememiz lazım. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bir de AUS'un üst bileşeni olarak kullanıcılar, araçlar ve altyapı. Bu üç bileşenin de birbirine doğru haberleşme teknolojileriyle
veri akışını sağladıktan sonra özellikle ölçme, analiz, kontrol ve izleme katmanıyla AUS'u gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu noktada biz de bakanlık olarak AUS 2023 eylem planının hazırlıklarına TÜBİTAK'la beraber yaptık, ciddi çalışmalar yaptık, 3 tane çalıştay yaptık. Burada da ülkemizdeki AUS uygulamaları 6 ana başlıkta topladık. Akıllı araçlar, akıllı yollar, akıllı şehirler, ekonomi ve çevre, entegrasyon sistemleri, bilişim ve güvenlik olmak üzere. Altında da türlü türlü akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları var. Bunlar daha fazla rahatlatılabilir ama biz ülkemizde yoğun olarak kullanılan sistemleri buraya yazdık. Bakanlığımızın dediğim gibi akıllı ulaşım sistemleri üzerine ciddi yatırımlar var aslında. Belediyelerin de var. Ücret toplama, yol hava durumu kontrol sistemleri, keza EGM'de elektronik denetleme sistemleri, ortalama hız plaka tanıma ki bu EDS'de ben çok yoğun çalıştım. En başta proje yöneticisi olarak başlamıştım. Tünellerimiz, bakanımızın söylediği gibi yolları bölüyoruz. Çok ciddi tüneller yapıyoruz. Tüneller üzerine de AUS sistemleri geliştiriyoruz. Bunların da AUS ailesine ciddi anlamda kazandırılması lazım. Türkiye Kart uygulamasından siz mi bahsetmiştiniz? Türkiye Kart uygulamasından bahsetilmişti biraz önce. Tek kart uygulaması, ücret toplama sistemleri de bir AUS'un bir bileşeni. Bunları özellikle söylüyorum çünkü AUS deyince genelde şöyle bir algı oluyor. AUS sadece karayolları diye düşünülüyor bazen. AUS'un içinde karayolları da var, havacılık da var, deniz ulaşımı da var, raylı sistemler de var, ücret toplama sistemleri var. Çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun koordinasyonunu yapmak için de ciddi ciddi çalışmalar yapmanız lazım. Biz de yoğun olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Ne yapacağız? Ulusal strateji belgemizi hazırladık. İnşallah yakın zamanda yayınlanacak. Bu kapsamda vizyonumuzu ve misyonumuzu belirledik akıllı ulaşım sistemleri üzerine. AUS altyapısının geliştirilmesi, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilir akıllı hareketliğin sağlanması, yaşanabilir çevre bilinci, veri paylaşımı ve güvenliğin sağlanması olarak 5 tane amaç belirledik. Burada en önemli şey biraz önce anlattığım konseptte veri paylaşımı ve güvenliğin sağlanmasını ben özellikle önemsiyorum. Aynı zamanda uzun dönem hedeflerimizi de belirledik. Teknoloji olarak blok zinciri kullanıyoruz. Blok zincirin AUS'a ilgisi. KAUS'un yaygınlaştırılması, CITS, bu da ülkemize yeni geldi. V2X teknolojileri gelişti. Artık 5G haberleşme teknolojisi de arttı. Dünyada arttıkça artık biraz önce söylediğim gibi artık araçlar da bir sensör olmaya başladı. İnsanlar sensör oldu. Mobilite girdi cebimize, sensör oldu. Artık V2X teknolojisiyle otonom araçlar 2035'te konuşuyoruz ki otonom araçların daha öncesinde 2025'lerde artık akıllı araçlar gündemimize gelmeye başlayacak. İşte keza biz de TOG'u yapıyoruz. Kendi yerli aracımızı yapıyoruz. Bu da akıllı araç olacak. Toyota olsun, Ford olsun, hatta Uber, Google, Facebook bile akıllı araçlar üzerinde çalışma yapıyor. Biz de bunun CITS üzerine, ITS'ten CITS'e geçişle ilgili ülkemizde bunu yaygınlaştırılması için mutlaka belediyeler, işte karayolları olsun, STK'lar çalışma yapacak. Bunun doğru yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Otonom araçların yaygınlaşması söyledim. Bu 2030 söylemişlerdi önce ama daha sonra 2035'e doğru aktarıldı. Bence bunun önce akıllı araçlar tarafındaki çalışmaları yapıp daha sonra da otonom araçlara doğru gidilmesi gerekiyor zaten. Hava taksi, akıllı ulaşım sistemlerini yine söyledim. Bunu havacılık sektöründe de düşünmeniz lazım, raylı sistemler sektöründe de düşünmeniz lazım. Bunlar uzun dönem hedeflerimiz ama biz bunlarla ilgili çalışmaları şu anda başlatmış durumdayız. Raylı sistemler, keza. Araç içi bilgi haberleşme sistemi, akıllı araçlarda şöyle 2020-2030'larda akıllı araçlar çıkacak. Yerli içinde hazır donanımlar çıkacak ama bir yandan da bu akıllı araç teknolojileri gelişiyor. İşte biraz önce genel müdürümün söylediği gibi artık sahada trafik verisini araçlardan alıyorsunuz. Dolayısıyla bir tane CCTV koyuyorlar kameraya ve önündeki yayayı algılıyor, giden nesneyi algılıyor, duran aracı algılıyor. Araç içi bilgi, araç içi donanım da hızla gelişiyor teknolojide. Bizim bunları da takip etmemiz lazım. Bir de akıllı ulaşım sistemlerinin özellikle geri dönüştürülür yapıda olması lazım.
kullanılan sistemlerin. Bununla ilgili de hedeflerimiz var. Ve son dönemde çok popüler olan araç sürüş paylaşımı. Yani insanların tek bir araç kullanmadan birkaç tane yolcunun araç sürüş paylaşımı. Bu da ülkemize gelecek. Dünyada, Avrupa'da uygulanmaya başladı. Bununla ilgili mevduat çalışmalarını da takip ediyoruz. Bunları tek tek anlattım. Bizim için önemli olan, biraz önce dediğim gibi, uluslararası ve ulusal çapta düşünmeniz için en önemlisi bunların hepsinin ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlamanız lazım. Doğru verilerle, işte standartlarını belirlemeniz lazım. Biz de bununla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bu strateji belgesindeki eylemlerimiz neler? Ağız konusunda mevzuat ihtiyaçlarını karşılamak, ağız mimarisinin geliştirme ve standartların tespit edilmesi, belediyeler akıllı ulaşım sistemleri kuruyor, STK'lar kuruyor. Aslında STK'lar bunlara ilgili destekler veriyor. Kamu sektörü kuruyor. Hatta özel sektörde mesela ücret toplama sistemini öngörürseniz akıllı ulaşım sistemleri kuruyor. Önemli olan bu akıllı ulaşım sistemlerini tek bir mimaride kuracaksınız ki, doğru bir mimaride ve standartları belirleyeceksiniz ki bütün birimleriniz birbiriyle konuşsun. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Haberleşme altyapısının doğru olması için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda engelli ve engelli diye bir gerçeğimiz var. Kullanılan akıllı ulaşım sistemlerinin engellere uygun olması için çalışmalar yapıyoruz. Ve yerli ve milli teknolojinin gelişmesi için de teşvik mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Kooperatif Ağuz, CITS'den biraz önce bahsettim. Bununla ilgili de bir projemiz var. İnşallah seneye gerçekleştireceğiz. Burada hem CITS'in test ortamını oluşturmuş olacağız. V2X haberleşmesini, 5G'sini, ITS G5'ini deneyip test ortamını oluşturacağız. Hem de buradaki hedeflerimizden biri de biraz önce bahsettiğim akıllı araçlarla ilgili yenilikçi teknoloji veya roadside üniteye, yol kenarı üniteye yenilikçi teknolojiye üretici firmalara bunların test ortamını hızlı sağlamayı düşünüyoruz. Burada gelip ürünlerini test ettikten sonra bizim ülkemiz mimarisine uygun mu değil mi? Bununla ilgili de çalışmalar yapmak istiyoruz. Veya yapıyoruz daha doğrusu. Ağustos alanında yıkıcı ve yenici teknolojileri araştırıyoruz. IoT, büyük veri, açık veri, 5G, özellikle bu yapay zeka konuşuluyor. İşte Ağustos'ta yapay zeka ciddi anlamda bir oyuncu olmaya başladı. Artık akıllı araçlarla beraber sizin yaptığınızda, araçlar sizin yerinize karar verecek. Bununla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Bulut teknolojisini takip ediyoruz. Ağustos aslına bakarsanız her türlü teknolojinin içinde 80 milyardan bahsediyoruz bütçesini ki bu bence çok çok daha fazla gelişecek bir bütçe. Araç içi haberleşme sistemlerinde yine dünya aslında 5 tane başlıkta topladım ben bunu. Bir gelişen dünyada özellikle fosil yakıtlar bitiyor. Elektrikli araçlara doğru geçiyor. Bununla ilgili yenilikçi teknolojiyi mutlaka takip etmeniz lazım. Sensör aracıyla kendi kendine gelebilen otonom araçları zaten konuşmuştuk. V2X haberleşmesi, araç paylaşım servisleri, bir de gelişmiş sürücü destek sistemleri. Burada da neyi kastediyoruz? Normalde araç otonom araçlara gittiğiniz zaman, araca bindiğiniz zaman siz bir kullanıcı olarak artık araç sizin yerinizde karar verecek. Şunu şöyle yapın diye. Yavaş yavaş bunları hissediyoruz artık zaten. Uzun yola gittiğiniz zaman ben yeni Ankara'da işe başladım. İstanbul'a gidiyorum hafta sonu. Bazen yorgun olduğum zaman araç yapıyor işte. Diyor ki yorgunluk algılandı. Sağa doğru çek. Bu sistemler ileride çok çok daha gelişecek. Biz bununla ilgili yenilikçi teknolojileri bakanlık olarak takip ediyoruz. Niye takip ediyoruz? Çünkü başta söylediğim gibi Avustralya'sı olarak biz bunların koordinasyonu sağlamak zorundayız. Ki Türkiye teknoloji çöplüğüne dönmesin. Bununla ilgili de gerek üretici firmalarla gerekse paydaşlarla, kamu kurumlarıyla, diğer kamu kurumlarıyla, işte STK'larla ciddi veri alışverişi yapıyoruz. Veri paylaşımı ve güvenliği bu en önemli şey diye söyledim bizim eylem planlarımızda. Karayollarını bizim Ağustos eylem planımızda yakın zamanda yayınlanacak inşallah. İl kontrol merkezlerinin kurulması var. Karayolları kontrol merkezleri, belediye kontrol merkezleri, büyükşehirlerin kurulması lazım. Bizim de bir veri yönetim merkezi kurma bir eylemimiz var. Bunu 2023 yılına kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Burada da bütün Ağustos verilerini tek bir platforma toplayıp gerekirse bu verileri üniversitelere, STK'lara ve üreticilere açık veri olarak da paylaşmayı düşünüyoruz. Test ortamını sağlama amaçlı. Keza sunumun başında bahsettiğim gibi ulusal
alanda da bir, uluslararası alanda da bir oyuncu olmanız gerekiyor. Büyüyen bir ülkeyiz, gelişmekte bir ülkeyiz. Mutlaka uluslararası alanda da bir oyuncu olmamız lazım. Ertuğ'u bahsetti, MAS teknolojisi dünyada hızla gelişiyor. Dolayısıyla sizin bu kullandığınız verinin de artık dünya çapında da konuşur bir şekilde olması lazım. Bununla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz. Arz ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Yazıcı. Tüm panelistlerimiz konuşmalarını tamamladı. Sorulara geçmeden önce, seyircilerimizden soruları almadan önce çok kısaca özetlemek gerekirse Sayın Jakob Banksgaard Ertikon 2030 yılı hedeflerinden bahsetti. Bu doğrultuda dönüşüm, kooperatif ITS, bağlantılı ve otomasyon sistemleri, güvenlik boyutu, kullanıcıların daha fazla talepkar olması yönündeki karşılaştıkları, önümüzdeki dönemde karşılaşacakları veya tüm paydaşların karşılaşacağı zorluklardan bahsetti. MaaS yani Mobility as a Service uygulamalarından yine bahsetti. Sayın Ahmet Hamdi Atalay, Havelsan'ın akıllaşım sistemleriyle ilgili çözümlerinden bahsetti. Bu noktada konum belirleme, güvenlik teknolojileri, otonom sistemlere yönelik çalışmalar, deniz ulaşımı, merkezi kent güvenliği sistemi projesi, araç tanıma, plaka tanıma, ihlal tespiti gibi çözümlerinden bahsetti. Yine demiryolu ve lokomotif enerji optimizasyonuna yönelik çalışmaları IoT platformundan bahsetti. Hüseyin Bayraktar, Sayın Hüseyin Bayraktar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 2020-2023 akıllı şehirler stratejisi ve eylem planındaki önemli başlıkları bizlerle paylaştı. Bu noktadaki ulaştırma boyutuyla hedeflenen hususları ve buna yönelik eylemleri kısaca özetledi. Yine bakanlığımızdan Selam Bey, strateji belgemiz, hazırlamış olduğumuz strateji belgemiz ve eylem planımız hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu noktada şimdi seyircilerimizden panelistlerimize yönelik soruları varsa değerli panelistlerimize yöneltecekleri sorularını alabiliriz. Buyurun. Mikrofon var mı hazırda? Evet. Teşekkür ederim. Ben Faris Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü. Demiryolu sektörüyle ilgili olarak çalıştım bugüne kadar. Açıklama yaptıktan sonra Sayın Havelsan Genel Müdürümüze bir sorum olacak. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz, bilmeyenler için belki hatırlatmak gereği duydum. Marmaray projesini ve karayolu tüp geçiş projesini yapan çok önemli bir genel müdürlüğümüz. Demiryolu, konvansiyonel demiryolu ve metro projeleri, inşaatları yapan bir genel müdürlüğümüz. Tabii akıllı ulaşım sistemleri bizim altyapı yatırımları genel müdürlüğümüz olarak şöyle bakıyoruz. Akıllı altyapı yapmak zorundayız. Akıllı üst yapı yapmak zorundayız. Akıllı otomasyon ve akıllı araçlar yapmak zorundayız. Akıllı altyapı konusunda ülkemiz olarak, genel müdürlüğümüz olarak çok çok ön plandayız. Malumunuz inşaat firmalarımız, inşaat müteahhitlerimiz çok yetkin, etkin ve tecrübeliler. Hatta dünyada ilk üçe girebiliriz. Akıllı altyapı konusunda hiçbir problemimiz yok. Akıllı üst yapı konusunda tabii raylar üretebiliyoruz. Daha da çok üretmemiz gerekir. Ben şahsen yerli üretimden yanayım, milli üretimden yanayım. Metrolarımızdaki ihtiyaçlarımız yine hızlı demiryolunda, konvansiyonel demiryolunda ray ihtiyaçlarımızın tamamen ülkemizden karşılanabilmesi için planlarımızı yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani üst yapı konusunda da
fena değiliz. Sadece elektromekanik sistemler konusunda zafiyetimiz var. Eksikliğimiz var daha doğrusu. Yine otomasyon sistemleri konusunda, akıllı otomasyon dedik. Bunun içerisinde işte biletleme var. Yine GUA4 dediğimiz mesela sürücüsüz sistemler oluşturuyoruz. Esenboğa metro projesini oluşturduk, sürücüsüz. Yine 3. havalimanı dediğimiz İstanbul Havalimanı projemiz yine sürücüsüz. Ancak GUA4 sürücüsüz sistemlerde kapı ayrıcı sistemleri malumunuz çok önemli. Burada kamera sistemleri çok çok önemli. Ancak kapı ayrıcı sistemleri konusunda bile yerli üretimimiz konusunda zafiyetimiz var açıkçası. Biz bu konularda ilgili firmaları çağırdık. Önerilerimiz oldu ama çok da bir gelişme olmadı. Açıkçası hem sektör de dinlesin diyorum. Bir yönden tabii genel durum hızlı bir şekilde bitirin diyor. Sorum şu. Akıllı araçlar konusunda da yeni bir devletimiz, yeni bir genel müdürlük kuruldu. Mevcut vagon üretimi, yine lokomotif üretimini, yine makine sistemleri üretimini üreten genel müdürlükler birleşti malumuz. İnşallah akıllı araçlar üretimi konusunda da yol alacağız diye düşünüyorum. Benim sorum, Havelsan Genel Müdürümüzün sunumunu şahsen tüm sunucular rinkine de tabii ki ama kendi açımdan Havelsan Genel Müdürümüzün yapmış olduğu sunumu beğendim ve epeyce de bizim açımızdan da epeyce de çalışmalar yaptıklarını gördüm. Bu söylediğimiz eksikler konusunda özellikle akıllı araçlar ve akıllı üst yapı, özellikle otomasyon sistemi konusunda, işte tünelde yine güvenlik konuları da çok çok önemli. Bu konuda yerli üretimin çoğalması açısından ne gibi öneriler olur? Bu sektöre kısmen girdiklerini görüyorum. Tamamen girebilirler mi diye soruyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Evet. Bu sektöre kısmen girdik derken bu işin sonu yok. Bu işte herkes aslında neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede. Yani bu işte almış gitmiş bir ülkede yok. Pek çok ülkeyi hepimiz dolaşıyoruz. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı bütün ülkeler benzer işleri yapmaya çalışıyor. Benzer de seviyedeler. Çok ileri çok geri olanlar yok diyebilirim. Daha doğrusu Türkiye çok ileri diye zannolan ülkelerden çok geri değil, onu demek istiyorum. Dolayısıyla işin başındayız. Herkes gibi biz de işin başındayız. Şirket olarak da benzer durumdayız. Dolayısıyla biz şirket olarak bugün bahsettiğim teknolojiler hiçbiri bu alana spesifik teknolojiler değil dikkat ederseniz. İşte büyük verisinden işte nesnelerin internetine, makine öğrenmesi, yapay zeka vesaire, bunlar bizim bambaşka alanlarda da kullandığımız teknolojiler. Savunma alanında da kullandığımız teknolojiler, sağlık alanında da kullandığımız teknolojiler. Bu teknolojilerin şimdi akıllı ulaşım sistemlerine uyarlanması safhasındayız. Bu konularda yeni değiliz. Buraya uyarlanması konusu yeni bir alan. Burada işin belki başında sayılırız. Ve ben şunu söyleyebilirim. İhtiyaç, bu alanda ihtiyaç duyulabilecek teknolojilerin tamamını yerli ve milli yapabilecek durumdayız. Ama bu şu demek değil. Bunu yapmak zorunda mıyız? Ekonomik bazı şeyler feasible olursa yapmak lazım. Yani siz dünyanın herhangi bir yerinden istediğiniz zaman daha maliyet etkin temin edebiliyorsanız bir komponenti, bir ürünü, çözümü, onu illa da yerli yapmanız gerekmiyor. Hani yerli milli hassasiyetimiz hepimizin çok ki biz zaten bizim kuruluş gayemiz bu. Havelsan şirketinin kuruluş gayesi Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak ve bu teknolojik alanda yerli milli çözümleri geliştirmek. Bunun için varız. Ama tekrar söylüyorum, bu teknolojilerin tamamını yapabilecek durumdayız. Yapıyoruz, kullanıyoruz. Ama bu alanda aynı zamanda ticari bir alan. Feasible çözümler üretiyor olmamız lazım. Bizim dışa bağımlılığımız sıfırdır diyebiliriz. Hele yazılım alanında sıfırdır. Hiçbir açık kaynak kod teknolojileri üzerine ağırlıklı çalışıyoruz. Ve yeni trend bu zaten bütün dünyada. Lisans parası ödemeksizin, hiçbir başka bağımlılığı olmaksızın bütün çözümlerimizi artık böyle geliştiriyoruz. Yani biz buna hazırız, onu demek istiyorum.
Bizim mühendislik kapasitemiz Türkiye'nin de buna müsait. Hani Avrupalı dostlarımız var içimizde. Avrupalılar bizden mühendis devşiriyorlar. Niye öyle bir kapasiteleri yok sandığın aksine? Avrupa'nın mühendislik kapasitesi bizim gerimizde şu anda. Bak buna inanarak söylüyorum. Bunu millet olarak da iyi farkında olalım. 5-600 bin bilişim mühendisi açığı var. Bizden adam devşirmeye çalışıyorlar. Bizim çok şükür hem kaynağımız var hem sürekli gelen, beslenen bir kaynağımız var. Yani teknolojik olarak hiçbir eksiğimiz, gediğimiz yok. Bunların iyi projelendirilmesi, iyi planlanması ve hayata geçirilmesi safhasındayız. Bunu da yapacağız. Evet, ön tarafta birkaç tane soru var. Buyurun. Merhaba, ismim Ayhan Metin. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Akıllı ulaşım sistemleri deyince benim aklıma ilk gelen, ben Kızılay'dan buraya engelsiz bir şekilde gelebilecek miyim? Bunu düşünüyorum. Gelebiliyor muyum, gelemiyor muyum mu bulabildiğim herhangi bir web sitesi, herhangi bir uygulama yok. Buraya geldiğimde işte bu şu an oturduğum koltuğa herkes gibi ulaşabilecek miyim? Ulaşamadım. Tekerlekli sandalyeyi yukarıda bıraktım. Bastonlarla buraya yürüyerek indim. Kimse bu bulunduğum yere nereden inileceğini bilmiyor. Bunun için önce bilgiye erişmek gerekiyor. O bilgi bir yerde olacak, var olacak. Biz ona herkes gibi erişebiliyor olacağız. Herkes gibi kullandıktan sonra o bilgiyi kendimizce yorumlayacağız. Ama tabii bunu sadece ortopedik engelli olarak düşünmek gerekmiyor. Görme engelli, işitme engelli ve mental kapasitesi zayıf olan kişiler açısından da değerlendirmek lazım. Mental kapasitesi zayıf olan kişiler sadece zihinsel engeller mi? Hayır. Yaşlandığımızda bir şekilde çok zeki bile olsak artık mental kapasitemiz zayıflıyor. Zayıflayabiliyor bazı hastalıklardan kaynaklı olarak. Veya örneğin benim annem 75 yaşında, ona bir gün bir çamaşır makinesi almıştık çok güzel vesaire filan diye. Kullanamadı. Niye? Üzerinde bir sürü dijital tuşlar, bir şeyler var. Beceremedi kullanmayı. Onu geri verdik. Klasik bir şey aldık. Bir başka görme engelli arkadaşım benzer şekilde çamaşır makinesi almıştı. Bak bu çok iyiymiş falan diye, böyle çok bilindik bir marka. O da kullanamadı. O da onu geri verdi. Çok karmaşık. Ben mesela bir geçenlerde çay ocağının orada hadi bir çay yapayım filan dedim. Makineye baktım bu nereden çalışıyor bulamadım. En son tesadüf birkaç tuşa basarak buldum. Şimdi bir sürü teknoloji geliştiriyoruz ama bunu ne kadar kullanıcı dostu haline getiriyoruz? Bu biraz üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Çok karmaşık sistemleri geliştirdik ama ben kullanamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Bunu kullanmak için mühendis olmam gerekmiyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmadan bu çalışmaların yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Demin bahsettiğim engellerle ilgili çalışmalar, eğer biz bu toplumun içerisinde var isek, var olmaya devam edeceksek bunları sizler yapmak zorundasınız. Eğer bu alanda çalışıyorsanız, aksi takdirde bizi atalım bir kenara, hiç yokmuş varsayalım. Siz de rahat edersiniz, biz de. Böyle olmaması için o halde sizlerin bizlerle birlikte çalışması gerekiyor. Çalışırken biz derdimizi anlatacağız. Burada şöyle bir ihtiyacım var. Birlikte o çözümü bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları burada çok önemli oluyor. Ama her sivil toplum kuruluşuyla da olmaz. Kendi alanında uzman kuruluşlarla olması gerekiyor. O nedenle biz Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak birlikte çalışma arzusunda olduğumuzu tekraren vurgulamak isterim. Coğrafi kent bilgi sistemlerine geldiğimizde bir katman olarak Türkiye'deki bütün binalar var. Evet ama bazı yerde kaç katlı bilinmiyor. Bunların her bir binanın erişilebilirliği uygun mudur, değil midir henüz bilinmiyor tam olarak. Aile Bakanlığı ile bir işbirliği halinde yeni bir katman oluşturulmaya çalışılıyor ama çok da net değil.
katmanda orada bir bina var. Leke olarak bu katman, o bina 20 katlı. Yangın çıktığında 15. kattaki engelli arkadaşı oradan nasıl indireceğiz? Bu henüz düşünülmüş bir şey değil. Ki afetler bu aralar biraz fazla oluyor. Dolayısıyla bu alanda da birlikte çalışmak gerekiyor. Coğrafi kent bilgi sistemleriyle ilgili. Diğer taraftan burada çok güzel bir veri toplanıyor coğrafi kent bilgi sistemlerinde. Ama toplu taşıma araçları için böyle bir veri toplanıyor mu? Hangi araç akıllıdır, değildir? O konuda bir malumatım yok. Öyle bir malumat verilebilirse sevinirim. Bu bilginin toplandığını varsaydığımızda da hangi araçta hangi akıllı sistemler var? Bunların hepsi birbirine uyumlu mu? Buradan İstanbul'a gittiğimde kullandığım sistemle Ağrı'ya gittiğimdeki sistem birbirine benzer mi? Yoksa her birinde ben yeni bir şeyle mi karşılaşıyorum ve yeni bir şey mi öğrenmeye çalışıyorum? Bu da dolayısıyla kullanıcı dostu olması bakımından uyumlaştırma açısından önemli bir çalışma. Öyle bir çalışma olmalı ki herkes o mevcut çalışmaya uygun kendini evirmeli. Ben de her gittiğim yerde yabancılık çekmeyeyim buna. Diğer taraftan tabii toplu taşıma araçlarının istasyonları bütün araçlar için, deniz, raylı, karayolu hepsi için istasyonlar erişilebilir mi, değil mi? Bunlarda ne gibi problemler var? Hangi problemleri biliyoruz, hangileri problemsiz? Daha henüz bu veri hiç yok ortada diye düşünüyorum. Ya da varsa Aile Bakanlığı'nda çok minimal ölçekte olabilir. Diğer taraftan her ilde valiliklerde erişilebilirlik izleme denetleme komisyonları var. Bu komisyonlar yoğun bir şekilde veri topluyorlar. Ama bu veriler maalesef sadece kağıtta yazıyor. Hiçbirisi dijital ortama girmiş durumda değil. Bunlar dijital ortama girerse bir entegrasyonla hep birlikte kullanılabilir şeyler aslında. Havelsan ve Havelsan'da üretilen o ürünler biraz önce çamaşır makinesi örneğinde verdiğim gibi ürettiğiniz her ürünü diğer farklı antropometrik özellikteki insanlara uygun olarak da üretiyor musunuz veya bu alanda böyle bir departmanınız var mı? Örneğin iPhone'lar dünyadaki en körcül telefonlar. Oradaki konuşma sistemi çok çok iyi. Bütün hepsinin önüne geçiyor. Diğer telefonların önüne geçiyor. Niye orada sadece bildiğim kadarıyla en az 50 kişi bu alanda çalışıyor? Sadece bu alanda çalışıyor. Her bir konuşmacının kendi özelinde bu tarz özelleştirilmiş durumlar var mı? Biz bu noktada sivil toplum kuruluşu olarak birlikte çalışmaya hazırız. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Başkanım, bu cevabı birazdan tüm panelistlerimize şey yapacağız. Bir sorumuz daha varmış galiba. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben Sedef Özkan, BT Haber Ankara temsilcisiyim. Bugün gerçekten çok değerli bilgiler aldık sizden. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın akıllı şehirler eylem planını biliyoruz. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığı'nın akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili eylem planını da hayata geçireceğini artık çok net bir şekilde öğrendik. Havelsan'ın çok kıymetli çalışmaları var. Diğer taraftan Türkiye Belediyeler Birliği bu konuda zaten çok ciddi bir çalışma yaptı. Akıllı Şehirler ve Belediyeler etkinliği düzenledi ve gerçekten ciddi bir ekosistem vardı orada. Diğer taraftan da görüyoruz ki müthiş startuplar var. Bu konuda çalışıyorlar. Şimdi ortada çok ciddi büyük bir
sistem var aslında. Biraz önce de teknoloji çöplüğünden söz ettik. Bu ciddi bir şey oluşturuyor. Soru işareti oluşturuyor bir taraftan da. Bu kadar büyük bir ağ nasıl yönetilecek? Neler yapmalıyız? Bu ekosistemi nasıl yöneteceğiz? Yani strateji belgesi içerisinde aslında eşgüdümden söz ediyorsunuz. Bu çok değerli. Bu eşgüdümü ne şekilde sağlayacağız ve diğer taraftan bunun takibi nasıl yapılacak? Çok teşekkürler. Evet. Şimdi az önceki sorudan başlamak üzere birazdan yine sorular alırız inşallah. Vaktimiz de daralıyor. Ayhan Bey'in sorusuna istinaden ben kendi katkımı verdikten sonra panelistlerimize vereceğim. Evet. Bakanlığımızın daha önce yürüttüğü projeler var. Mutlaka haberdarsınız. Engellilere yönelik aile bakanlığımızla birlikte engellilerin şehir içinde hareketliliğiyle ilişkili olarak yürütülen projeler. Gören Göz projemiz, görme engellilere yönelik yine üçüncü el projemiz söz konusuydu. Yine bakanlığımızın yakın zamanda sonlandırdığı Erol Bey'in katkılarıyla gerçekleştirilen engelsiz erişim ve ulaşımla ilgili Avrupa Birliği destekli projesi söz konusuydu. Bu yönde çalışmalar devam ediyor tabii. Bunlar hani yeterli mi? Hiçbir zaman yeterli bulamayız. O yüzden biz yeni strateji belgemizde de buna yönelik bir eyleme de yer verdik. Tüm ulaşım modlarında engellilerin erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde bir eylemimiz var. Burada sizin sunmuş olduğunuz katkılar bağlamında da yeni fikirler, yeni çalışmalar gündeme gelebilir diye ben katkı vermiş olayım. Ben de müsaade ederseniz. Buyurun Hüseyin Bey. Ben Ayhan Bey'e teşekkür ederim. Şundan dolayı tabii biz yaptığımız sunumlarda, konuşmalarda her şeye değinemiyoruz. Bu engelli konusu çok önemli bir konu. Sadece engelliler için değil, şimdilik engelsiz olanlar için de önemli bir konu. Ben de yaşadım yani, ben dizimden bir operasyon geçirdim. Yaklaşık 2 ay sizin nasıl süreçlerden geçtiğinizi, nasıl yaşadığınızı çok iyi yaşadım. Sonuçta herkes bir engelli adayı. Akıllı şehirlerin en önemli bileşenlerinden bir tanesi engellilerin erişimi. Ve bu ulusal strateji, ulusal akıllı şehirler stratejisinde en önemli kısımlardan bir tanesi engellilerle ilgili kısım. Yani bunu incelemenizi ben tavsiye ediyorum. Tabii bizim bakanlık olarak söz gelimi engelli erişimine uygun olmayan binalara ruhsat verilmiyor artık. Bunu biliyorsunuzdur. Bu çok önemli bir şeydi. Yani bu tabii bunların konuşuluyor olması, bunların tartışılıyor olması çok önemli. Yani bu bizim gelişmişlik seviyemizi de gösteren bir şey. Tabii ülkemizde gündem sıkıntısı çekmiyoruz. Her gün çok farklı gündemlerle uyanıyoruz. Çok farklı birçok gündemle uyanıyoruz. Bunların bizim asıl gündemimiz olması gerektiğini hep söylediğimiz bir şey. Bu tabii coğrafya bilgi sistemleriyle alakalı bahsettiğiniz konular çok önemli gerçekten. Verinin paylaşılması, veri aslında bir şekilde bazı kurumlarda toplanıyor. Toplanmayan da çok ciddi veri var. Veya toplanan verilerin güncelliğiyle ilgili sıkıntılar var. Bu alanla ilgili konuşmamda bahsettiğim bir coğrafya bilgi sistemleri kararnamesi yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Biz bunu dünyanın bütün örneklerini hakikaten inceleyerek oluşturduğumuz bir kararname. Ve çok hızlı bir şekilde çıktı. Yani Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu alana verdiği kıymet, bakanımızın bu alana verdiği destek çok önemli bu açıdan. Bunun üzerine bir de kanun çıktı. Coğrafya bilgi sistemleri, yani bu geçtiğimiz ayda coğrafya bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklikle alakalı bir kanun çıktı. Bu kanun çerçevesinde kurumlar arasında veri paylaşımı ile ilgili sıkıntılar vardı. Kurumlar arasında veri paylaşımı bedelli bir şekilde yapılmak zorunda kalınıyordu bazı durumlarda. Şu anda bu tamamen ortadan kalktı. Yani
kurumlar arasında, kamu kurumları arasında, üniversiteler arasında coğrafi veri paylaşımı bedelsizdir hükmü var artık. Kanunda geçtiği şeysiyle söylüyorum. Bu alanla ilgili, yani bu paylaşım kısmı, akıllı şehirlerin en önemli kısmı, veri paylaşımı kısmı çok önemli bir kısım. Bu alanla ilgili de düzenlemelerimiz devam ediyor. Bu coğrafi sistemleri kararnamesinin belki en önemli kısımlarından bir tanesi, bir üst kurul kuruldu. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu kuruldu. Bu kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısının veya şimdi şu anda bir tane Cumhurbaşkanı Yardımcımız var ama ileride eğer birden fazla olması da durum söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanının görevlendirdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında tüm ilgili kamu kurumlarının bakan yardımcılarından oluşan bir kurul kuruldu şu anda. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu. Onun altında da Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Yürütme Kurulu isminde bir başka kurul var. Üst kurula destek vermek üzere kurulmuş. Bunlar da tüm ilgili genel müdürlerden oluşuyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü'nün başkanlığında iki ayda bir toplantı yapmaları gerekiyor. Ana üretici olarak gördüğümüz dört tane kurum. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı'ydı, şimdi genel müdürlük oldu biliyorsunuz. Ve yerel yönetimler, belediyelerle ilgili koordinasyonu sağlamak üzere dört tane asli üyesi var. Ama konusuna göre ilgili tüm genel müdürler burada davet ediliyor. Buradaki amacımız şu. Bunlar tabii ki biz çözüm, yani burada konuştuğumuz konuların bir çözüme kavuşması için yöneticinin, yani en üst yöneticinin bu konudan bilgi sahibi olması ve bir haberde olması gerekiyor en önemlisi. Ve bir teklifle, bir öneriyle gitmemiz gerekiyor. Biz bunları bu bahsettiğimiz süreçler içerisinde sivil toplum kuruluşları da var. Yani bir sivil toplum kuruluşlarını da işin içerisine katarak bu konuları tüm ülkemizin gündemine taşımak hedefindeyiz. İnşallah çözüme bu şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Valiliklerdeki erişebilirlik komisyonlarından ben sizin söylediğinizde haberdar oldum. Bilmiyordum böyle bir komisyon olduğunu. Yani inşallah bunu da inceleyeceğim. Ve yani inşallah bağlantıda da kalabiliriz. Bundan sonra sizden faydalanalım diye düşünüyorum. Sedef Hanım'ın bir şeysi vardı BT Haber'den. Tabii bu söylediğiniz gibi Havelsan Genel Müdürümüz de konuşmasını ifade etti. Her geçen gün, yani bir sonraki yılın verisi bir önceki yılın belki katlamalı bir şekilde artıyor. Ve çok ciddi bir veri toplanması, veri üretimi söz konusu. Bunların bilgiye dönüştürülebilmesi, bunların analiz edilerek doğru kararlar verilebilmesinin işte yollarının açılmasına çalışıyoruz hepimiz. Bu ulusal strateji zaten bunun biz bu ulusal stratejiyi hazırlamıştık. Bu yönetişim mekanizmasının oluşturulması, ilgili tüm kurumlarla bir koordinasyonun sağlanmasını inşallah hedefliyoruz. Bunların konuşuluyor olması da zaten çözümün ilk adımıydı. Bunlar konuşuluyorsa inşallah bunların çözümü de mutlaka oluşturulacak ve hepimiz bunlardan faydalanacağız diye düşünüyorum. Katkı sunmak isteyen bu sorularla ilgili şu anda yok. Evet. Birkaç tane soru şurada var. Evet. Yukarıda daha önce kaldırmıştı. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bu bize verdiğiniz faydalı bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliğinden Uğur Tekin. Şimdi benim sorum Hüseyin Bayraktar Bey'e. Akıllı şehir kuracağız dediniz. Ama bu konuda şimdi bizde ulaştırma mühendisliği Türkiye'de sadece Alova'da var. Hiç ulaştırma mühendisliği istihdam edilecek mi acaba? Evet. Sorum bu kadar. Devam edelim. Birkaç soruyu beraber alalım. Yanındaki hemen arkadaşımız. Buyurun. Merhaba, ismim İnan Gidiş. PTT'de uzman yardımcısıyım. Benim birkaç sorum var aslında. İlk sorum Ahmet Hamdi Bey'e. Tecrübeli mühendislerimiz var demiştiniz. Bununla ilgili bir kolej veya eğitim faaliyetiniz, projeniz var mı? Yani
mühendis yetiştirmek adına. İkinci sorum Gökhan Bey'e. AUS Türkiye üyelerine sertifika programlarınız var mı? Belgeleriniz veya destek sağlıyor musunuz fon açısından? Üçüncü sorum Ulaştırma Bakanlığı'ndaki Hüseyin Bey'e, özür dilerim isminizi hatırlayamadım. Selam Bey. Selami Bey, özür dilerim tekrar. Esenler'deki proje biraz iddialı olmadı mı acaba? Yani Türkiye trafik yoğunluğunun tapta olduğu bir İstanbul, özür dilerim, bir şehir. Yani diğer ilçelerle o yoğunluğu, o çevre şehircilik faaliyetlerine entegre olabilecek mi? Biraz iddialı oldu. Başarılı olursa her şehirde başarılı olacağını düşünüyorum bu arada. Son sorum da. Evet, o evet. Soru Çevre Şehircilik Bakanlığı'ydı. Devam edelim. Evet, buyurun. Son sorum da Mr. Banks Gart'a. If you, I want to ask my question in English. If you want to evaluate Turkish progress in ITs, ITC project, how do you evaluate if when you compare with others, let's say companies members, what do you think Turkish process so far? And also when you look at public and private members, what do you think so far about our let's say we are eager to those projects, or how do you find us? Thank you. Teşekkür ederim şimdiden. Teşekkürler. Evet. Hızlıca birkaç soru daha alalım. Peş peşe cevaplayalım. Kısa olursa sorular arkadaşlar. Çok vaktimiz kalmadı. Merhabalar, hoş geldiniz. Tek soru. Abdülkadir Özden, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Ben şöyle bir soru soracağım Sayın Selam Bey'e. Akulaşım Sistemleri Daire Başkanımıza. 2014 yılında hazırlanmış ve yayınlanmış bir belge var. Strateji belgesi, eylem planı. 2014-2016 arası kısa vadeli hızlı çözümler. 2023'e kadar da planlanan hedefler vardı. Şimdi bu strateji belgesinde bir yenilenmeye gidiliyor. Şöyle bir değerlendirme yapabilir miyiz acaba? 2014 strateji belgesinin yüzde kaçı başarılı bir şekilde tamamlandı? Çünkü orada da ben bireysel takip ettiğim için biliyorum. Erişilebilirlikle ilgili konular vardı. Bunların yüzde kaçı tamamlandı? Bu konuda stratejik ortaklar belliydi. İşi planlayacak ve yönetecek kurumlar, kuruluşlar belliydi. Bu kurumlar arasında nasıl bir işbirliği, etkin bir işbirliği yakalandı mı 2020'ye kadar? Bundan sonraki, yani yeni çıkacak belgede bu durum sistemi nasıl şekillendirdi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi hızlıca cevap verelim birkaç tanesine. Ondan sonra devam edelim inşallah. AUS'la ilgili firmalarımız destekleniyor. Bununla ilgili çok kısaca açıklama yapmış olayım. Çeşitli ülkemizde biliyorsunuz kurum kuruluşlarımız destek ve teşvik mekanizmalarını yürütüyor. TÜBİTAK, KOSGEB bunların başlıcaları. Şu ana kadar yapılan, yürütülen projelere bakıldığında desteklerin verildiğini görüyoruz. Önemli proje başlıkları altında akıllı ulaşım sistemleri de yer buluyor. Örneğin geçen sene genç girişimci sermayelerinin %5'i akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili olarak desteklenmişti. Yine eylem planımız içerisinde bu destek mekanizmalarının daha koordineli ve yaygın bir biçimde hayata geçirilmesine yönelik bir hedefimiz, bir eylemimiz söz konusu. Diğer sorularla ilgili hemen başlangıçta Mr. Jakob Banksbart'tan başlamak üzere sorulara hızlıca cevap alabilirsek. Buyurun. Yes. Yes, please. So for the the way that we work, first of all, the way we work with the knowledge coming from Turkey is we have a couple of partners in Turkish partners, and we work with Ford Otosan,
Okon University, and we work on European projects with Turkish partners. We have a very good experience with this cooperation. I think it's fantastic to hear that you have some of the best engineers in Turkey. We are looking constantly for engineers, and we are looking constantly for experience in new technologies. We are looking for a 5G expert at the moment. So it's just we are struggling to find the expertise in Europe. So for us, working with Turkey has only been positive. And if you know of good engineers who would like to work in Brussels, then we are very happy to work with them. Uğur Bey'in bir sorusu vardı. Yani Yalova Üniversitesi'nden Uğur Bey, bizim Esenler projesiyle alakalı fazla iddialı olmayacak mı gibi sordu. Bir de şeyi sordu galiba, ulaştırma mühendislerini burada istihdam etmeyi düşünüyor musunuz şeklinde, doğru mu? Ulaştırma, tabii her geçen gün yani biraz daha uzmanlaşmaya yönelik yeni dallar kuruluyor, yeni akademik programlar açılıyor. Yani daha önce tabii yüksek lisans düzeyinde olan şeylerin lisans düzeyinde eğitim verilebilir şeyler olabiliyor. Ben kendim de bir akademisyenim. Faydalanabiliriz tabii ki. Yani inşallah faydalanmayı düşünüyoruz. Yani akıllı şehir kurmanın bir şeysi de istişareyle tüm paydaşlardan destek alarak kurmak. İnşallah bu şekilde bütün faydası olacağını düşünen herkesten tabii ki katkı bekliyoruz. Bir sonraki beyefendi sormuştu galiba Esenler kısmı. Yani evet, yani iddialı bir proje. İddialı olmalı zaten. Yani bizim yaptığımız her iş iddialı. Yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz, tamamladığımız birçok proje var ki dünyada eşi benzeri çok az olan projeler var yani. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Söz gelimi Türkiye'nin tüm şehirlerinin, tüm illerin, ilçelerin, şehir ikizlerinin, dijital modellerinin çok yüksek çözünürlükte hazır olması gibi. Yani bütün şehirlerini, ülkesinin tamamını bu şekilde üretebilmiş ülke henüz bildiğim kadarıyla yok. Biz bütün iller, ilçeler ve büyük beldeler olmak üzere bunları üretmiş durumdayız. 5G teknolojisinden mesela bahsediyoruz. 5G'yi uygulayabilmek için mutlaka olması gereken bir şey bu. Yani 5G bu şehir ikizleri olmadan, dijital ikizler olmadan yapılabilecek bir şey değil. O da iddialı. Onu da inşallah o şekilde gerçekleştirmiş olacağız diye düşünüyorum. Eylem planı hakkında sormuştunuz. Bir önceki eylem planımızda 38 tane eylem planı varmış. Ben gerçi yeni daire başkanı oldum. Tam ayrıntılı bilmiyorum ama arkadaşlar önemli kadarıyla. 10 müradede tamamlanmış. Şöyle bir şey var ama ben geldikten sonra yaptığımız çalışmada bizim bu yeni eylem planımız hem biraz önce anlattığım yeni şey teknolojiler bakımından değerlendirdiğiniz zaman, özellikle bu 5G teknolojisi çıktığı zaman, haberleşme teknolojileri, işte akıllı araçlarla, eski eylem planındaki bazı eylemleri STK'larla, ondan sonra bakanlıktaki karayolları olsun, bakanlık belediyeler olsun, üniversiteler olsun, onunla bir ilgili 3 tane çalıştay yapıldı. Bu 3 çalıştayda bu eylem planları tekrar gözden geçirildi. Bir kısmını güncelleme yaptı, bir kısmını hala süresi devam etmekte. Yeni eylem planımızda biraz daha özellikle bu veri yönetimi, mimari çalışma, ondan sonra bu verinin paylaşımı hedefinde tekrar şekillendirdik. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi çalışmalar yapacağız. Evet, insan kaynağı ile ilgili mühendis sayısı ve yetiştirilmesi ile ilgili bize bir soru yöneltildi. Ben biraz daha geniş kapsamlı şöyle özetleyebilirim o konuyu.
Tabi bu yeni teknolojilerde en önemli unsur insan. Hem geliştirilmesinde hem kullanılmasında insan kaynağı. Hani Türkiye'nin SWOT analizini yaparken insan kaynağını hep en güçlü yönlerine yazarız. Ama aynı zamanda zayıf yönlerine de yazıyoruz insan kaynağını. Çünkü çok genç, dinamik bir insan kaynağına sahibiz ama onların iyi yetiştirilmesi lazım. Her yıl Türkiye 100 bin civarında mühendis mezun ediyor Türkiye'deki üniversiteler. Şu anda her ilde pek çok üniversite var ve yıllık mühendis mezunumuz 100 bin civarında. Ama bu eğitim mühendislik ya da üniversite eğitiminden önce başlamalı. Biz Havelsan olarak örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile iki tane anlaşmamız var. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak insan yetişme anlamında. Bir, Türkiye'deki bilişim liseleri, bilişim veya teknik liselerin bilişim bölümlerinin hocaların eğitimine katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler Havelsan'a geliyorlar. Bir program çerçevesinde biz onlara bu yeni teknolojiler konusunda eğitim vermeye çalışıyoruz ki onlar daha ortaokul lise seviyesindeki gençlerimizin bu teknolojiye yakınlığına katkı sunsunlar diye. İkinci anlaşmamız gene Milli Eğitim Bakanlığı'yla özel yetenekli liseler var şimdi her ilde açılan. Üstün zekalı çocukların gittiği. Onların öğretmenlerine de benzer eğitim programları yürütüyoruz. Onları Havelsan'a davet ediyoruz. Bir program çerçevesinde onlara da bu yeni teknolojiler konusunda eğitimler veriyoruz ki öğrencilerini bu çerçevede hazırlasınlar, yetiştirsinler diye. İkincisi de mühendislere yönelik de yaz ve kış okullarımız var, kamplarımız var. Değişik konularda, siber güvenlik konusunda, yazılım teknolojileri konusunda, test mühendisliği vesaire gibi pek çok konuda yaz ve kış okullarımız var. Oraya gençleri alıyoruz, eğitimleri veriyoruz. Onların içinden tabiri caizse beğendiklerimizi de istihdam ediyoruz. Yine aday mühendislik programımız var. İkinci sınıftan sonra üçüncü ve dördüncü sınıf üniversite öğrencilerini Havelsan'da aday mühendis olarak istihdam ediyoruz. Hem okuluna devam ediyor hem de haftanın bir günü veya vakti olduğu sürece Havelsan'a geliyor. Oradaki büyükleriyle, abileriyle bir proje çerçevesinde çalışıyor. Onları da hayata hazır etmeye çalışıyoruz. Biz bir eğitim kurumu değiliz tabii. Mühendislik yetiştirmek bizim asli görevimiz değil ama gerçekten yetenekli olan bu mühendislerimizin belli spesifik alanlara hem yönlendirilmesi hem de yetkinliklerin artırılması için bir hem bizim ihtiyacımız olduğu için hem de sektörün ihtiyacı olduğu için bu tip katkılarda sunmaya çalışıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum tüm panelistlerimize. Vaktimiz doldu. Sorusu olan, hala sormak isteyenler programdan sonra artık dışarıda inşallah sorularını yöneltebilirler. Teşekkür ediyoruz tüm panelistlerimize ve katılımcılara. Bizi dinlediğiniz için. Paylaşan panelistlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi panelistlerimize günün anısına bir plaket ve Ağız Türkiye Hatıra Ormanı sertifikası takdimi yapılacak. Sayın Genel Müdürümüzden Gökhan Evren'den rica edeceğiz. Panelistlerimize plaketlerini ve sertifikalarını Sayın Gökhan Evren verecek. Sayın Jakob Bengtsgaard, efendim Ertiko CEO'su Sayın Jakob Bengtsgaard'a şimdi Sayın Genel Müdürümüz plaketini ve sertifikasını takdim edecek. Ağız Türkiye Hatıra Ormanı sertifikası ve hediyemiz, plaketimiz takdim edildi. Ve efendim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hüseyin Bayraktar, tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Bayraktar'a da emekleri için, deneyimlerini, bilgilerini bizlerle paylaştığı için. Thank you.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Sayın Selami Yazıcı. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcı'ya da katkılarından ötürü. Çok değerli panelistlerimize. Efendim, hediye takdimi plaket ve Ağustos Türkiye Hatıra Ormanı sertifikası takdim ediliyor. Ve Havelsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Hamdi Atalay. Efendim size de Sayın Atalay'a da tekrar teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Bu arada hemen bir not da iletmek istiyorum. Avrupa Birliği Geleceğin Kentleri ve Mobilite Sistemleri Genel Müdürlüğü politika görevlisi Sayın Laura Hetel de aslında burada olacaktı. Sizlerle bizlerle birlikte olacaktı. Sayın Ahmet Hamdi Atalay'a da tekrar teşekkürlerimizle, alkışlarımızla ama seyahatlere getirilen koronavirüsle ilgili kısıtlama dolayısıyla kendisi maalesef katılamadı. Ve efendim Sayın Genel Müdürümüze de efendim değerli başkanımız Erol Yanar'ın bir takdimi olacak. Sayın Erol Yanar'ı da yine alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gökhan Evren'e, moderatörümüze de yine aynı şekilde bir plaket ve Ağustos Türkiye Hatıra Ormanı sertifikası takdim ediliyor Sayın Erol Yanar tarafından. Efendim şimdi genel müdürümüzün de yardımıyla çekilişimizi gerçekleştirmeye geldi sıra ama bu arada tabii ki bir aile fotoğrafı, hatıra fotoğrafı da çektirmek istiyoruz bugünün anısına değerli moderatörümüz ve değerli panelistlerimizle birlikte. Az sonra da çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli panelistlerimiz ama Sayın Genel Müdürüm sizi bırakmıyoruz. Erol Bey ile birlikte lütfen sahnede kalınız çünkü çekilişimizi gerçekleştirmek istiyoruz sizin de yardımınızla. Yine sık sık hatırlattığımız gibi oturum sonunda, her oturum sonunda ankete katılım sağlayan misafirlerimiz arasından çekilişle bir katılımcılığımıza akıllı telefon hediye edeceğiz. Bakalım kim çıkacak? Merakla, heyecanla bekliyoruz Sayın Genel Müdürüm. ...2341 doğru mu? Evet. Sanıyorum öğrenci arkadaşlarımızdan biri, doğru mu? Burada mı? 2561. Burada mı acaba? Değerli katılımcımız. Zehra Hanım burada mı? Evet, sonunda. Zehra Yıldız akıllı telefonu kazandı. Efendim yapılan çekiliş sonucunda kutluyoruz kendisini. Ve telefonunu Sayın Genel Müdürümüzün elinden, Gökhan Evren'in elinden alıyor Zehra Yıldız. Kutluyoruz biz de. Evet, teşekkürler. Demek ki telefonu kazanmak için oturumun sonuna kadar beklemek gerekiyor. Efendim şimdi tabii yarın 9.30'da trafik sistemleri için Ağustos oturumuyla başlayacağız. Kayıtlarımız 9'dan itibaren alınacak. Hepinize teşekkür ediyoruz.